Yavaştan başlayalım. Ben bir girizgah yapayım. Zaten gelenler oluyor hala. Bu Ekim ayının ilk yayını. Bu bizim dördüncü haftalık yayınımız oluyor. Yine konuklarımız Fon Turkey ve Fon Rehberi. Onur Uğur, hoş geldiniz. Dilerim. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Yeni bir aya başladık. Umarım güzel, bol kazançlı olur herkes için. Bizim aslında akışımız her hafta hemen hemen net. Öncelikle bir önceki haftayı konuşuyoruz. Bir önceki haftanın öne çıkan fonlarının performanslarını konuşuyoruz. Yatırımcı sayısı artan, en çok para girişi olan fonları konuşuyoruz. Sonrasında bu hafta beklediğimiz önemli ekonomik verileri, hangi veriler paylaşılacak onlara bir bakıyoruz. Sonrasında fon analizlerimiz var. Bazı haftalar iki fon, bazı haftalar dört fon analiz ettik. Bugün beş tane fon analizimiz var. Bir tanesi yurt dışı endekslerle ilgili. Bir tanesi de iştirak fonları ile ilgili, holdinglerin iştirak fonları ile ilgili bir analiz hazırladık. Sonrasında da soru cevapla devam edeceğiz. Biz akışta konuları anlatırken siz yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz. Ara ara zaten onları cevaplamaya çalışacağız. Bir de aslında geçen haftanın önemli bir konusu vardı. Katılım endeksi ile ilgili bir değişiklikler olmuştu. Onları da Onur biraz bahsedecek. Akışımız aslında bayağı dolu dolu bugün. 1,5 saatlik bir akış planladık. Biraz geçebilir belki ama bu akışa sadık kalmaya çalışacağız diyeyim ve ben ilk olarak aslında geçtiğimiz haftanın performanslarıyla, panoramasıyla başlayalım istiyorum. Onur, burada sana sözü uzatıyorum deyip herkese iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Güzel bir Ekim ayı başlangıcı olsun. Eylül ayını kapattık. Tabii biraz Eylül ayı zor bir ay oldu. Özellikle piyasalar için. Yurt dışı piyasalar için çok daha zor bir ay oldu. O yüzden özellikle tematik fonları tutan yatırımcılar için biraz olumsuz bir aydan bahsediyoruz. Yani aslında bu asıl nedeni biraz tabii bu enflasyon ve Amerika'daki enflasyon ve buna dair beklentiler, faiz politikası ama iyi gelen haberlerin de çok pozitife çevirmediğini görüyoruz yurt dışına özellikle. O yüzden biraz olumsuz bir tablo var yurt dışı tarafında. Yurt içinden başlayalım yine. Geçtiğimiz hafta yurt içinde ne oldu ve bunun etkilerini piyasa etkileri ne oldu? Piyasa etkilerinden de fonlara nasıl etki etti? Onları hep tartışabiliriz. Onu istiyoruz. Aslında geçen hafta bir önceki haftadan pozitif bir hava satın almıştık. 8.000 üstüne gelen bir endeks vardı. Özellikle Borsa İstanbul tarafında. Kur tarafında hafif bir hareketlenmeyi gördük. 27 onlar üzerindeydi kur en son bir önceki hafta. Haftaya böyle başlamıştık. İlk günü zaten pazartesi günü bayağı kuvvetli bir risk iştahını gördük ve yukarı doğru Borsa İstanbul'da hareketi ciddi bir şekilde gördük. 8.400'e doğru. Burada tabii bu hafta geçtiğimiz hafta içerisinde S&P'nin not görünümüne dair beklentiler öne çıkmıştı. Orada bir Fitch'te olduğu gibi not görünüm değişikliğin beklentisi bütün piyasada hakimdi. Bu beklentinin satın alınmasıyla beraber aslında Borsa İstanbul'da 8.400'ü zorlayan bir hafta gördük. Özellikle geçtiğimiz hafta. Hafta ortasında negatife dönse de piyasa özellikle bankaların hareketlenmesiyle beraber bankaların liderliğinde geçtiğimiz haftayı 8.339 puandan 8.334 puandan 8.400'e yakın bir şekilde kapatmayı başardık. Kapattıktan sonra da aslında S&P'nin not görünüm değişikliğini gördük. Fitch'ten sonra S&P'de not görünümünü negatiften durağına çevirdi. Bu oldukça olumlu. Aslında baktığımızda yabancı yatırımcının gelmesi açısından yurt dışı kredi derecelendirme kuruluşlarının bize ilgisinin devam etmesi bizim için önemli. S&P'de özellikle politikalarda bu yeni ekonomik politikasında bunların etkin bir şekilde uygulandığını, Türkiye'nin rezerv biriktirmeye başladığını, ödemeler dengesi tarafında bir yani böyle olumlu bir ivme yakaladığını söyleyip aslında böyle devam ederse de pozitife çevirebilirim gibi bir ifade kullandı. Gayet olumlu bir değerlendirme aslında baktığınızda. Zaten bunun etkilerini de bugün 8.400'ü aşan piyasada da görüyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da şu an işler iyi gidiyor gibi gözüküyor.
Yabancı yatırımcı tarafında da ilgi devam ediyor. Hem kredi derecelendirme kuruluşlarının ilgisini görüyoruz. Hem yabancı yatırımcı bankaları, yabancı yatırım bankalarının raporlarının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla yabancı yatırımcının gelmesi için aslında bütün koşullar mevcut gibi gözüküyor. Bu anlamda Merkez TCMB istatistiklerine de baktığımızda 22 Eylül haftasında yabancıların alıcı pozisyonda hisse senedinde olduğunu görüyoruz. 74 milyon dolarlık bir hisse senedi alımı gerçekleşmiş, nette gözüküyor. Bu da yerli yatırımcı ilgisine ek olarak yabancının da özellikle piyasaya girmeye devam ettiğini gösteriyor. Bizim için bu oldukça önemli. Öte yandan rezervlerdeki artış da gayet olumlu. Genel olarak baktığımızda rezerv biriktirmeye de devam ediyoruz. Rezervlerin uzun zamandan sonra en yüksek seviyesine çıktığını da görüyoruz. İstatistiklerden takip ediyoruz. Bu hafta aslında enflasyon verisini karşılayacağız. Yarın saat 10'da. Bir de önemli olarak Sayın Mehmet Şimşek'in ziyaretleri olacak yabancı yatırımcılara yine bu ay içerisinde. Dolayısıyla yurt dışından paranın bulunması, yatırımların gelmesi açısından bu tarz ziyaretler oldukça önemli. Bir de zaten yeni bir hikaye yazmaya başladık aslında. Bu hikayenin yabancı yatırımcılara da anlatılması gerekiyor ki insanlar buraya yatırım yapsın. Çünkü hani yabancı yatırımcı dediğiniz aslında bir şekilde bir güven duyduğu ortama yatırım yapar, getiri beklediği ortama yatırım yapar. Dolayısıyla bunu anlatıp bu şekilde yabancıları buraya çekmeye çalışıyor ekonomi yönetimi. Bunların yansıması olarak aslında hisse senetlerinde bayağı ciddi bir ivmelenme görüyoruz. %3,5 ortalamada baktığımızda Borsa İstanbul'da artış var. Hisse senetlerinde de böyle bir artışı, hisse senedi fonlarında da böyle bir artışı görüyoruz. Dolayısıyla yurt içi açısından aslında şu an için pozitif gidiyor. Kura baktığımızda kur 27-10'lar civarındaydı. 27-40'lara hareketlendiğini görüyoruz. Kurdaki biraz hareketlenme hızlı oldu. 27-10'dan 27-40'lara geldik. Bugün 27-40'ın da üstündeyiz. Burada tabii dolar TL'den bahsediyorum. Euro TL birazcık daha yavaş gidiyor. Çünkü Euro TL hem dolar TL'den hem de Euro dolar paritesinden etkileniyor. Euro dolar paritesi aşağı doğru geldiği için Euro TL'de o kadar hızlı yukarı doğru gidiş görmüyoruz. Dolar TL daha hızlı yükseliyor diye söyleyebiliriz. Altın tarafına baktığımızda, gram altın tarafına baktığımızda kurdaki artıştan dolayı pozitif etkileniyor. Ancak şimdi yurt dışından bahsedeceğiz. Yurt dışında gram altın, yurt dışında ons altın oldukça negatif bir haftayı kapattı geçtiğimiz hafta. Bu nedenle altında, gram altında geriye doğru gidişi görüyoruz. Şimdi biraz yurt dışına bakalım. Yurt dışında aslında Eylül ayı olumsuz bir ay olarak karşımıza çıktı. Bunun ana nedeni aslında Amerika tarafında enflasyonlu mücadele kapsamında faiz artışlarının sonuna gelindiği düşünülüyordu. En son ay içerisinde enflasyonda yukarı doğru gidişi gözlemledik petroldeki yukarı doğru gidişten dolayı. Petrolde biliyorsunuz geçtiğimiz ay içerisinde hızlı bir yukarı doğru gidiş gördük. Bu yukarı gidişin enflasyonu da tetiklediğini görüyoruz. Enflasyondaki artışın da faiz artışlarında Fed'in duracağı beklentisine ters bir şekilde yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha olabileceği beklentisinin kuvvetlendiğini görüyoruz. Tabii böyle olunca yani faiz artışı söz konusu olursa o zaman riskli varlıklardan kaçış söz konusu oluyor. Çünkü eğer bir noktada risksiz bir varlığın getirisi yükseliyorsa bu Türk piyasası için de geçerli. Yani biz TL tarafta faizleri, mevduat faizlerinin yukarı doğru gittiğini gördüğümüzde borsadan çıkış görüyoruz. Bu da yurt dışında da aynı nokta. Faiz artış beklentisi olduğunda borsalardan ve altından riskli varlıklardan çıkışı gözlemliyoruz. Geçtiğimiz haftanın aslında biraz özeti, ondan önceki haftanın özeti, hatta bütün Eylül ayının özeti biraz bu şekilde gerçekleşti. Aslında o kadar da kötü bir veri akışı yok. Geçtiğimiz hafta iyi veriler de geldi. Enflasyonun Amerika'da yavaşladığına dair. Özellikle öncü gösterge niteliğinde bir kişisel harcamalar endeksi var, PCE diye.
Cuma günü saat 3.30'da açıklandı bu veri ve beklentilere paralel olarak açıklandı. Aslında enflasyonun makul seviyede gidebileceğini anlatan bir şeydi. Piyasaları şöyle bir yukarı doğru çekmeye yetti ama daha sonra tekrar olumsuza döndü piyasalar. Burada özellikle Amerika hükümetinin kapanmasıyla ilgili olarak hala uzlaşı içinde olunmaması özellikle piyasalara negatif etki etti. Onun da hafta sonu çözüldüğünü görüyoruz. Aslında dediğim gibi yani iyi haberler geliyor yurt dışı piyasalarda. İşte mesela Avrupa enflasyonunun beklentinin altında geldiğini görüyoruz. Petrolde yükselişin hız kestiğini görüyoruz. Çin tarafında özellikle satın alma endeksinde birazcık daha kıpırdanma görüyoruz. Ama bu haberler maalesef global borsaları, yurt dışı endeksleri yukarı itmeye yetmiyor. Ve altın ve gümüş de dahil olmak üzere bir eksi getirileri görüyoruz. Ve bunun karşılığında da yabancı içerikli fonlarda da negatif getiriler mevcut. Geçen hafta Nasdaq birazcık daha dik durmayı başardı. O yüzden teknoloji tarafındaki fonlarda getirilerin birazcık daha pozitif kaldığını görüyoruz kurdaki yukarı doğru gidişle beraber. Ancak diğer şeyler, diğer işte temiz enerji olsun, altın olsun, gümüş olsun, bunlar da ciddi kayıpları gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi fon üzerinde bakalım. Fonlar tarafında bunun yansıması ne oldu? Yurt dışı ve yurt içi olarak. Fonlar tarafında yurt içi hisse senedi içerikli fonların ortalamada %4.36, %4.4 gibi bir getiri sağladığını görüyoruz. Hep söylüyoruz aslında hisse senedine yatırım yapmak için fonlar gayet iyi. Performansları da gayet kuvvetli. İşte çok net bir görüntü. 3.7 Borsa İstanbul'un arttığı haftada ortalama yurt içi hisse senedi fonlarının 4.4 getiri sağladığını görüyoruz. Oldukça başarılı yönetilen fonlarımız var. O anlamda aslında hisse senedine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için hisse senedi fonları bence önemli bir olarak karşımıza çıkıyor. Önemli bir rahatlık olarak karşımıza çıkıyor, öyle söyleyebiliriz. Öte yandan eksi tarafta baktığımızda pek bütün bu hikayeyi anlattığımız üzere altın ve gümüş fonlarında yaklaşık ortalamada eksi ikiye yaklaşan getirileri, negatif getirileri görüyoruz. Tematik fonlarda ortalamada %1,5 getiri var ama özellikle teknoloji içerikli fonlarda %4, %5 getirileri görüyoruz. Özellikle işte bu Metaverse fonları dediğimiz işte Deniz Portföy'ün Metaverse fonu var biliyorsunuz. Ortalamada geçen hafta 5.5 getirdiğini görüyoruz. İş Portföy'ün Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fonu 4.7 getirmiş geçen hafta. Ziraat Portföy'ün Metaverse ve Yeni Teknolojileri 4.26. Yani pozitif kapatan fonları da görüyoruz. Bu anlamda teknoloji birazcık daha dik durabilmiş diye söyleyebiliriz. Fonlarda ilk ona baktığımızda ise ağırlıklı olarak hisse senedi fonlarının yani toplam bütün fonların en iyilerine baktığımızda hisse senedi fonlarını görüyoruz. Burada birinci sırada Albatros Portföy'ün inşaat sektörü hisse senedi serbest fonu var. İnşaat sektörüne özel olarak çıkarılan bir fon %9.22 bir getiri sağlamış haftalık olarak. Sonrasında TLH dediğimiz Aura Portföy'ün hisse senedi fonu var. Ak Portföy'ün teknoloji şirketleri hisse senedi fonu ICZ. Sizlerin bol bol sorduğu ve oldukça popüler olan Yapı Kredi Portföy'ün BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu 7.76 getirmiş. Başka bir BIST 100 dışı şirket hisse senedi fonu 7.40 ZJL Ziraat Portföyü. Ve bu şekilde şey devam ediyor. BIST 100 dışı şirket hisse senedi fonları geçen haftayı oldukça pozitif kapatmış gibi gözüküyor. İlk onda toplam 5 tane BIST 100 dışı hisse senedi fonunu görüyoruz. Daha sonra da bankacılık endeksi. Çünkü özellikle cuma günkü yukarı doğru gidişi bankacılık sektörü tetikledi. Ortalama 6.5 getiriyle bankacılık sektörü hisse senedi fonlarında ilk 15 içerisinde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Öte yandan eksi tarafta ise altın ve gümüş fonları diye hep söylemiştik.
Maalesef uzun zamandan beri altın ve gümüş tarafında negatif getirileri görüyoruz. Çok benzer birbirlerine getiriler. %2'ye yakın getiriler görüyoruz. Daha sonra da alternatif enerji, temiz enerji gibi fonları görüyoruz. Özellikle bu temiz enerji fonları kısa dönemli vadelerde maalesef bazen negatif getirileri oldukça agresif bir şekilde yaratabiliyor. O yüzden bu enerji, temiz enerji, gümüş gibi fonları, emtia gibi fonları kısa vadeli olarak değil, hep uzun vadeli olarak dikkate almakta fayda var. Bir beklentiyle yatırım yapmakta fayda var diye söyleyebilirim. Şimdilik burada keseyim. Zaten konuşmaya devam ediyor olacağız. Yani çok teşekkürler Onur. Aslında belki Eylül ayının çok kısa bir özetini de yaptığımız yayınlarda yapacak olursak aslında 2 hafta hisse senedi fonlarının öne çıktığını konuşmuştuk. Arada bir düzeltme olmuştu. Biraz Eurobond fonlarında bir dövizdeki artışla beraber bir hareketlenme oldu. Bir de Eylül'de aslında petrol fonları öne çıkmıştı bir ara. Belki bunların hepsini az az içinde bulunduran çoklu varlıklar fonlarını da biraz incelemiştik Eylül boyunca. Böyle de ufak bir kısa özet de yapmış olalım Eylül ayına. Şimdi Ekim ayında başka hikayeler bekliyor bizi. Bu Ben arada şimdi şey pardon. çok özür şey çok güzel bir şey yani söyleyeyim. Eurobond tarafı özellikle önümüzdeki dönem için plana çıkabilecek şeylerden, ürünlerden hem kurda yukarı doğru gidişi görmemiz olası hem de CDS'te özellikle yabancı yatırımcının ilgisiyle beraber CDS'te aşağı doğru gelmeyi görmek söz konusu. O yüzden Eurobond fonları önümüzdeki dönemde ayrışabilir fonlar arasında olabilir diye söyleyebilirim. Çünkü Eurobond fonları biliyorsunuz iki türlü getiri yaratıyor. Bir CDS'teki harekete göre bir de kurdaki harekete göre. CDS'in düşeceği, kurun artacağı beklentisi olduğu zaman Eurobond fonları için gayet olumlu. Evet, yani CDS kısaca bahsetmek gerekirse ülkenin risk primi. Burada aşağı doğru bir yön oldukça Eurobond fonlarında pozitif ayrışıyoruz. Bunu da kısaca belirtmek lazım. Ülkelerin risk puanlarını, risk primlerini CDS yazarak da Google'a arayabilirsiniz. Buralarda aslında listeleniyor. Bunu da kısaca bahsetmiş olalım. Şimdi Uğur'a fon rehberi sözü vereceğim. Uğur yine senin klasik konuna devam edelim biz burada. Geçen hafta hangi fonlarda yatırımcı artışı oldu? Hangi fonlarda pozitif para girişi var? Bunları bir senin gözünden değerlendirelim. Tabii Hilmi, teşekkür ederim. Onur, teşekkürler özet için. Aslında geçen hafta petrol demiştik. Petrol fonları öne çıkmıştı. Petroldeki yükselişten dolayı özellikle AES'ye giriş olduğunu görmüştük. Bu hafta tekrar hisse senetlerindeki yükselişle beraber yine bundan 2 hafta önce olduğu gibi hisse senedi fonlarına girişleri görüyoruz. Şimdi ilk yatırımcı adet artışına baktığımızda ilk sırada yine IDH fonu var. Burada 43 bin yatırımcısı oldu IDH'nin artık. Bayağı tabii son dönemde BIST 100 dışındaki hisse senetlerindeki yükselişle beraber bu fonda yüksek bir getiri yaratıyor. İşte geçtiğimiz hafta %6,8'lik getirisi olmuş, gayet iyi bir getiri baktığımızda. Bu ilk sırada bunu görüyoruz. İkinci sırada TT. TT'de yine geçtiğimiz ayın ya yani Eylül ayı içerisinde de en yüksek getiri sağlayan fonlardan oldu. Tabi burada teknoloji hisselerinde işte MIA teknoloji gibi hisselerin yükselişinde bir payı var. O yüzden teknoloji yatırımı yapan TT fonunun yani İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi hisse senedi fonuna bir yatırımcı giriş görüyoruz. Üçüncü sırada yine BUY BUY fonu var. Ak Portföy'ün büyüyen şirketler hisse senedi fonu. Oldukça popüler ve kısa zamanda bu bir borsadaki yükselişle beraber iyi getiri yaratan bir fon oldu bu. Yine yatırımcı bunda 83 bin yatırım yani 84 bin yatırımcısı oldu. Bayağı yüksek bir sayı bu bir fon için. Ve ardından yine Onur'un bahsettiği işte Yapı Kredi Portföy'ün BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu. Bu daha birinci ayını doldurmadan fon 20 bin yatırımcısı oldu. Yani bu tema ilgi çekiyor yatırımcı tarafında. Onun ardından yine teknoloji. Onun ardından bugün analizini yapacağımız TE3 yani İş Portföy, İş Bankası İştirakları Endeksi hisse senedi fonu var. Zaten geçen ay yüksek getiri yaratmıştı. Bu TE3 fonu 2-3 aydır çok yüksek getirisi var.
Bugün detaylı anlatacağım için buraya geçiyorum. Geçen hafta analizini yaptığımız TLZ fonunu görüyoruz yine yatırımcı artışında üst sıralarda. Yani ilgi yine burada baktığımızda adet olarak, yani yatırımcı adedi olarak baktığımızda girişlerin daha çok hisse senedi fonlarının olduğunu görüyoruz. Bir bakıyorum şu hangi sırada var hisse senedi olmayan fon diye geldim. İşte 11 NRC değişken fon, ama bu da hisse yoğunluğu çok yüksek olan bir fon. O yüzden pek onun da TCD var. Ama TCD yine 14. sırada. O da yine hisse ağırlıklı bir fon. Şöyle biraz bakıyorum size. Petrolü yine görüyorum. Ta 20. sıraya kadar geldiğimde şeyi görebiliyorum. Hisse senedi olmayan bir fona giriş yine petrol o da. Geçen haftanın konularından biriydi zaten. Ve işte RPP para piyasası fonuna giriş görüyoruz. Yani yine ilginin burada hisse senedi fonlarında olduğunu görüyoruz. Peki fonlardaki büyüme nasıl? Bir de ona bakalım geçen hafta. İlk sırada KZL'yi görüyoruz. Şey, bir altın fonu. Tabii böyle banka bazlı şirketlerin, portföy yönetim şirketlerine baktığımızda bazen bankadan da girişler olabiliyor. Hani yüklü burada işte 478 milyonluk bir giriş olmuş. Bazen işte banka bazlı ve benzeri arkasında başka kurumlar olan şirketlerde, portföy yönetim şirketlerinde böyle işte bankadan ayrı bir giriş dediğim gibi olduğu dönemler de olabiliyor. Ve aslında altındaki bu düşüşte bir alım fırsatı gibi görülmüş de olabilir. Böyle yorumlayabiliriz. İkinci sırada aynı şekilde yatırımcı sayısına paralel olarak IDH fonunu görüyoruz. 360 milyonluk bir giriş olmuş. Ve hemen ardına YHB'ye, yani Yapı Kredi Portföyün BIST yüzdaşı şirketler fonuna bir giriş olmuş 300 milyonluk. İş Portföyü TI3 fonuna giriş olmuş 256. Ardından milyon GOH BUY BID fonu QNB Finans Portföy. Baktığımda yine zaten para girişlerinde en yüksek olarak hisse senedi fonlarına, BIST 100 dışı şirket fonlarına özellikle girdiğini görüyoruz geçtiğimiz hafta. Çok teşekkürler Uğur. Yine zaten şey, önümüzdeki hafta tekrar değerlendirmesini yaparız. Bu bizim klasik olarak baktığımız metriklerden biri, en çok para girişi olan ve yatırımcı sayısı artan fonlar. Yani şimdi tekrar Onur'a geleceğim. Biraz bahsettin aslında girişte. Bu hafta hangi ekonomik verileri takip edeceğiz? Türkiye'de tabii enflasyon verisi var. Amerika'da da tarım dışı istihdam verileri var. Bunlardan biraz bahsedelim. Hangi fonları burada etkisini bekliyoruz? Onlardan konuşalım biraz. Tekrar Onur, sana sözü bırakıyorum. Teşekkürler İlmi. Burada ufak bir şey ekleyeceğim aslında Uğur'un söylediklerini. Genel olarak şunu görüyoruz. Tabii BIST 100 dışı şirketler fonları son dönemde daha başarılı bir performans gösterdi. Buradaki artışın daha agresif olduğunu görüyoruz ve yatırımcı ilgisinin de buraya çok yoğunlaştığını görüyorum. Hatta dönem dönem bana gelen sorularda ağırlıklı olarak şeyi görüyorum. Yani işte IDH BIST 100 dışı, yanına GOH BIST 100 dışı, yanına YHB BIST 100 dışı. Dolayısıyla 3 tane BIST 100 dışı fon ekleyeceğimize sepete aslında birazcık daha farklı ürünleri de ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle yabancı yatırımcının geleceğini veya yabancı yatırımcının ilgi duyacağı sektörler birazcık daha BIST 30 ve temettü veren şeyler olacaktır. Bankacılık olacaktır. O yüzden belki bunları da önümüzdeki dönem için bulundurmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani sadece BIST 100 dışına odaklanmak bir noktadan sonra, evet, getiriler kuvvetli ama şu an için kuvvetli. Bundan sonrası için belki de farklı fırsatları kaçırma veya farklı şeylerde yakalanma riskini yaratabilir. O yüzden biraz diğer fonlara da bakmakta fayda var diye söyleyebilirim. Çok doğru. Ben de şey ekleyeyim. Aslında her hisse senedi konuştuğumuz yayında biraz şey bahsediyoruz. Çoklu varlık fonları, fon sepeti fonlarını da biraz portföylerde bulundurun. Yani 100 birim paranız varsa gidip bunun çoğunluğuyla işte %80 birimiyle, 90 birimiyle, 100 birimiyle tamamen hisse senedi fonu almak yerine biraz çoklu varlık fonlarını, hatta bazen biz bahsediyoruz yine aynı gün nakde dönebilir para piyasası fonlarını da tutmakta fayda var portföylerde. Bunu da altını çizelim. Yani tamamen paranızı en yüksek riskli fonlarda tutmayın her zaman.
biz tabii şeyi seviyoruz. Ya hep ya hiç, ya batarız ya çıkarız gibi. Ama tabii birazcık daha uzun bir maraton gibi düşünmek lazım yatırım işine. Çünkü para kolay kazanılmıyor, çok kolay harcanılıyor. Ama birikim yapmak birazcık daha tabii şey. O yüzden böyle farklı, ne kadar çok farklılaştırabilirseniz o kadar değerli diye söyleyebilirim. Bu ufak reklamı verdikten sonra aslında önümüzdeki hafta için yarın dediğim gibi şeyi göreceğiz, enflasyonu göreceğiz. Tüketici enflasyonunu içeride izliyor olacağız. Tabii beklenti %5'e yakın bir beklenti ama ne olacak bunu izliyor olacağız. Tabii buradaki enflasyonun ne çıkacağı, ne olarak açıklanacağı önümüzdeki dönem faiz artışlarını etkiliyor olacak. Biliyorsunuz yıl sonuna doğru bir 65 %65 oranında bir hedef var. Enflasyon tutturulması istenen bir orta vadeli programda bir hedef var. Dolayısıyla bu hedefe yakınsamak gerekiyor. Bunun çok yukarısında oluşacak bir enflasyon tabii ki daha agresif faiz artışlarını getirecektir. Daha agresif faiz artışları da farklı enstrümanları etkileyecektir. Tabii bu olur olmaz bilmiyorum. Hani daha agresif faiz artışı olur, ne kadar agresif olur onu bilmiyorum ama eğer şeyin üzerinde normalin üzerinde bir enflasyon artışını görürsek o zaman hani daha bütün bu orta vadeli program çerçevesinde konuştuğumuz ve yabancıların da bizi övdüğü o enflasyonla mücadele sıkı para politikası kapsamında daha agresif olmak gerekebilir. O da borsaya negatif etki edebilir. O yüzden enflasyon bizim için yarın açıklanacak rakam önemli. Burada şeyden baktığımızda beklentiler ortalama %5 civarında odaklanmış durumunda. Dolayısıyla yarın sabah 10'da izliyor ve görüyor olacağız. İçeride bu en önemli şeyimiz, en önemli beklediğimiz veri. Yurt dışında ise bu hafta birazcık daha Amerika istihdam verisini bekliyor olacağız. Çarşamba günü özel istihdam verisi gelecek. İstihdamdan kastımız iş gücüne dair veri. Cuma günü de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı izliyor olacağız. Bu özellikle yurt dışı fonlar ve altın ve gümüş fonları için çok önemli. Çünkü hep konuşuyoruz. Bu Amerikan enflasyonu ile ilgili olarak Amerika Merkez Bankası Fed'in takip ettiği bir enflasyon öncü göstergesi geçen hafta açıklanan PCE rakamı var. O da beklentilere paralel geldi. İkinci rakam ise istihdam datası. İstihdamda eğer beklenen soğuma gerçekleşmezse yani işsizlik oranı biraz yükselmesini istiyor Amerika yönetimi. Amerika Merkez Bankası yönetimi diye söyleyebiliriz. Ortalama saatlik kazançların çok artmamasını bekliyor ve istihdamın da çok artmamasını bekliyor. Buradaki ana neden istihdam artarsa insanların cebine daha fazla para girer. İnsanların cebine daha fazla para girerse de harcama daha fazla olur. O harcama da enflasyonu tetikler mantığıyla baktığı için istihdamın biraz yumuşamasını, gevşemesini artık işte onun tabiri neyse zayıflamasını bekliyor. O anlamda burada görülecek bir pozitif haber yani işsizlik oranının beklentinin üzerinde gelmesi veya ortalama saatlik kazançların beklentinin üzerinde düşmesi, tarım dışı istihdamın beklentilerinin altında gelmesi aslında yabancı fonlar için, yurt dışı fonlar için olumlu olacaktır. Bunu da Cuma günü saat 3.30'da takip edeceğiz. Tabii burada bu haftaya yansımayacaktır. Biliyorsunuz Perşembe Cuma günü gördüğümüz fiyatlar Perşembe gününün fiyatı. Cuma günü oluşacak fiyatlar ise Pazartesi günü göreceğiz. Fonlarda hep bir gün sonra gidiyoruz fiyatlarda. Bunu da dikkate almak lazım. O yüzden bunun etkilerini, fonlardaki etkilerini önümüzdeki hafta Pazartesi günü göreceğiz. Ama özellikle çarşamba günü gelecek istihdam datası, özel sektör istihdam datası bir şey verecektir, bir sinyal verecektir diye söyleyebilirim. Benim kişisel beklentim bu yurt dışındaki olumsuz havanın yavaş yavaş olumluya döneceği yönünde. O yüzden buralarda aslında birazcık daha altın, gümüş veya yurt dışı endeksler tarafında
yavaş yavaş birikim yönünde pozisyon alınabilir, biraz uzun vadeli gibi değerlendiriyorum. O anlamda bakalım, bunu görüyor olacağız, bunu izliyor olacağız. Ben bu kadar olumsuz gidebilecek ya gitmesine çok anlam vermiş değilim açıkçası, şey Amerika tarafında özellikle. Çok teşekkürler Onur. Şimdi fon analizlerine başlamadan belki bir iki tane soru cevaplayalım. Sonra tekrar devam ederiz. Biraz Onur'u da dinlendirmek için. Biraz sorulara bakıyorum. Bir tane aslında biraz önce altınla ilgili yorumlarımıza istinaden bir soru gelmiş. Altına yatırım yapan fonlardan uzak durmak lazım diyebilir miyiz diye. Aslında burada Uğur sana da söz vereceğim de ben de kendi kişisel yorumumu yapayım. Burada çok kısa vadede hemen yani belki bir haftada kazanç için kazanç gibi bir hedefiniz varsa belki altın şu an çok doğru bir yatırım ürünü olmayabilir. Ama biraz orta uzun vade düşünüyorsak portföylerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bir orta uzun vadeli portföy yapıyorsak kıymetli madenlerin de içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Uğur sana da burada sözü vereyim. Sen de yorumunu yap. Sonrasında fon analizleriyle devam ederiz. Yani kısa vadede hani bakmak doğru değil tabii ki de altına, gümüşe, yani bu tarz kıymetli madenlere ya da emtialara. Hani gerçekten senin dediğin gibi portföyde belli bir yer açıp buna biraz beklemek gerekiyor. Yani bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak da değerlendirebilirsiniz. Hani o yüzden tümden uzak durmalıyım ya da tümden ben altın almalıyım ya da, gibi bir bakış açısı değil. Portföyün belli bir miktarıyla evet altın taşımak gerekiyor. Yani bu doğru portföy oluşturmanın bir mantığı, biraz gümüş, biraz altın taşımak gerekiyor. Sadece bu dönem biraz altın volatil. Yani yılın başlarında daha yukarı doğru giden bir altın görüyorduk. Şimdi daha düşen bir altın görüyoruz. Gümüş zaten çok volatil bir varlık. O yüzden portföyde daha limitli tutmak gerekiyor. Ama her zaman bu varlıkları portföylerde tutmak gerekiyor. Yani portföyü her zaman şey gibi düşünmek gerekmiyor. En yüksek getiriyi sağlayan, bunu yapmak imkansız. Yani hiçbirimiz bugün, yarın, 2 gün sonra piyasada ne olacağını bilmiyoruz. Ne haber geleceğini bilmiyoruz. Bizim o yüzden en yüksek getiriyi yaratabilme imkanımız yok, realistik olmak gerekirse. Hiçbir finans uzmanının, bir portföy yöneticisinin de bunu yapma imkanı yok. Hani o yüzden daha gerçekçi davranıp doğru bir portföyde bir miktar kıymetli madenler, böyle altın, gümüş, biraz emtia bulundurmak gerektiği gerçeğiyle hareket etmek gerekiyor. Yani bu yüzden uzak kalmak değil, sadece bu düşüşleri, yani biraz da aslında şu, buradan çıkıp biraz da insan psikolojisine gelmek gerekiyor. Bu düşüşler sizi çok rahatsız ediyorsa bir yatırımcı olarak, altındaki bu hareketlilik ya da gümüşteki bu hareketlilik portföyde, yani burada artık getiri değil de sizi strese sokacak, sizi maddi durumunuza zarar verecek, portföyünüzün getirisini çok aşağı çekecek konumdaysa bu böyle bir durumda tabii ki de şey yapmak gerekiyor. Portföyünüzden azaltıp onun yerine sabit getirili bir ürünü bu dönem için taşımakta fayda olabilir. Bu volatiliteye eğer sizde bir stres yaratıyorsa. Çok teşekkürler Uğur. Bir tane daha soru cevaplayalım. Ondan sonra fon analizlerine geçeceğiz. Bir tane aslında ilginç bir soru var. Kripto borsalarına güvenmiyorum. Onun yerine blockchain fonlarını almak mantıklı mı? Aslında bu genelde karıştırılan bir konu. Uğur burada sana sözü bırakıyorum yine. Tamam. Kripto yatırımını fonlar üzerinden aslında blockchain fonlarıyla yapmayı önerir misiniz diye bir soru gelmiş. Bunu bir cevaplayalım. Yapılamaz. Hatta izahnamelerin, ya şimdi bunu ilk çıkartan iş portföydü. İş portföy çıkarttığında izahnamesinde büyük harflerle yazıyor, sonlara doğruydu. Bu fon kripto varlıklara yatırım yapmamaktadır diye. O yüzden kripto varlıklara yatırım yapıyorum gibi, ya ikisi çok farklı şeyler. Bir tanesi bundan bu çıkan bir finansal ürün. Bunlar işte kripto varlıklar, çok özet olarak söylüyorum. Diğeri de bunun arkasındaki teknolojilere yatırım yapan bir fon. Yani bu konuda şu anda dünyada şey var. Geçen gün işte Amerika'daki SPK'nın karşılığı olan SEC başkanı bu konuda açıklama yaptı. Bitcoin'i bir şey olarak değerlendirmediğini, bir finansal ürün olarak bile adlandırmadı. Yani hala orada şey, büyük fon yöneticileri, büyük portföy yönetimi şirketleri, işte BlackRock ve benzeri şirketler orada hala da şey yapmaya çalışıyorlar. Bitcoin tabanlı bir ürün yaratmaya çalışıyorlar ama her seferinde de geri dönüyor. Şimdi ilk önce bunu bilerek
1-0 bir böyle başlayayım ben sözü. İkincisi, şu an Türkiye'de yer alan blok zinciri fonları, blok chain fonları ya da işte ismi her neyse şu anda TEFAS'ta. Bu fonlar bunların arkasındaki teknolojilere yatırım yapan şirketlere yatırım yapıyor. Aslında baktığımızda daha çok işte finans şirketlerini de görüyoruz bunun arkasında. Ya da teknoloji, büyük teknoloji şirketlerini görüyoruz. Hatta şimdi gerçekten, yani bu benim bakış açım, belki aksini de söyleyebilirsiniz. Onur da belki söz alır burada. Bir coin çıkartan bir şirket halka arzını bu coinler üzerinden yaptığı için borsaya çok fazla kote olmadan direkt olarak onların bakış açısında bu coinleri halka arz ediyorlar. Bu sebeple borsada, yurt dışı borsalarda da yani bu işi gerçekten çok borsaları haricinde, yani bu kripto para borsaları ve haricinde bu işi üreten çok fazla şirket yok açıkçası. O yüzden baktığımızda daha çok büyük teknoloji şirketlerini görüyoruz biz burada blockchain fonlarının arkasında. Hani o yüzden buna yatırım yaparken aslında bir nevi yeni teknolojiler fonlarına yatırım yapıyorsunuz gibi de oluyor bir miktar. Hani bu gözle de bakmak gerekiyor. Çünkü illaki bu büyük teknoloji şirketleri de blockchain tabanlı işler yapıyorlar. Blockchain teknolojisi sadece kripto para üzerinde kullanılmıyor. İşte kişisel verilerin korunması alanında oluyor, lojistik sektöründe kullanılıyor. Aklınıza gelecek veri paylaşımı yapılan her yerde bu blockchain teknolojisi kullanılıyor. Bütün büyük şirketlerin de işi bu büyük veriyle, big data ile olduğu için tabii ki de hepsinin bu alanlarda yatırımları ve yeni ürünleri var. Blockchain tabanlı ürünleri var. Tabii ki de daha çok finans şirketlerini görüyoruz. Ödeme sistemlerinde de görüyoruz bunları, bu blockchain'leri. Yani o yüzden ve biraz yeni teknolojiler, biraz da finansal şirketlere yatırım yapmış gibi oluyorsunuz burada baktığımızda bu fonlara. Ama hani bunu kesinlikle oturtmak gerekiyor. Bu fonları aldığınızda herhangi bir kripto para yatırımı yapmış olmuyorsunuz. İkisi birbirinden çok daha farklı yatırım ürünleri. Çok teşekkürler Uğur. Şimdi bir sorulara ara verip fon analizleriyle devam edeceğiz. Sonra tekrar sorulara döneriz zaten programın sonunda. Onur, sana söz vereceğim abi burada. Aslında senin belirlediğin 3 tane fon var. Yurt dışı endeks ağırlıklı. Bu fonların analiziyle başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Aslında geçen hafta bir yatırımcıyla konuşurken bunları paylaşmaya çalıştım. Biraz detaylandırmaya çalıştım. Yatırımcının şöyle bir şeyi vardı, talebi vardı. Dedi ki, yani ben yurt dışı yatırım yapmak istiyorum. Ama yurt dışına yatırım yapmak isterken de mesela ben gidip bir şey aldığım zaman, ETF aldığım zaman, yani borsa yatırım fonu aldığım zaman, yurt dışında bir hisse senedi aldığım zaman, buradaki dolarla yatırım yaptığım için kurdaki değişiklikten dolayı herhangi bir şekilde bir vergi ödemiyorum diyordu. Ama bunu fonlarla yaptığım zaman, yani fonun değerini arttıracak herhangi bir şey, içinde işte yabancı içerikli bir fon olduğunu düşünelim. Diyelim ki AFT fonu, Akportföy'ün yeni teknolojiler fonu. Akportföy'ün yeni teknolojiler fonu bir, içindeki teknoloji hisselerinin artmasıyla değer kazanır. İki, kurdaki artışla değer kazanır. Diyelim ki içindeki hisse senetleri hiç artmadı, sadece kur arttı. Kurdaki artıştan dolayı alım satım kazancından vergi %10 stopaj ödemek durumunda kalabilirim diye söyledi. Ben de ona şöyle döndüm. Yani yine yurt dışına yatırım yapabileceğin, yurt dışı temalara yatırım yapabileceğin ama aynı zamanda vergi ödemeyeceğin, stopaj istisnasına tabi olan fonlar da var. Bu fonlar üzerinden yatırım yapabilirsin diye aslında konu oradan çıktı. Onları geçen hafta analiz edip şeyde yayınlamaya çalıştım, Twitter'da yayınlamaya çalıştım. Dileyenler bakabilirler ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Teknoloji temasına yatırım yapmak mümkün. Yani iki tane teknoloji fonu var. Bir tanesi QNB Finans Portföy'ün OJT teknoloji, QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu. Bu fon sepeti fonu olduğu ve ünvanda yabancı veya döviz ifadesi geçmediği için yabancı şeylere yatırım yapsa da stopaj istisnasına tabi. Veya Inveo Portföy'ün IUH isimli dönüştürücü teknolojiler fon sepeti fonu var.
Bu fona da yatırım yaptığınızda yine teknolojiye yatırım yapıyorsunuz, yabancı teknolojiye, ama stopaj ödemiyorsunuz. Öte yandan değerli metallere, işte gümüşe, emtiaya yatırım yapmak mümkün. Sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmak mümkün. Bayağı bir sürdürülebilirlik fonu var. Deniz portföyün, garanti portföyün, TEP portföyün, İmveya portföyün, finans portföyün, aktif portföyün. Katılım esaslı olarak isteyenler için bir tane katılım sürdürülebilirlik fonu var. Yine yurt dışı hisselere yatırım yapan, aynı zamanda stopaj istisnasına tabi. Yani alım satım kazancından stopaj ödemeyeceğiniz, %10 stopaj ödemeyeceğiniz fonlar bunlar. Bir de işte hep uzun zamandır konuştuğumuz Ziraat Portföy'ün ZSG Sürdürülebilirlik Fonu var. Rota Portföy'ün pil ve enerji fonunu görüyoruz, pil kodu da. Bunlar da yine bu temalarda stopajsız olarak yatırım yapabileceğiniz fonlar. Yeni çıkan bir Tri Portföy'ün TVN, Trabzon, Van, NİDE isimli bir fonu var. Burada da gelişmekte olan ülkelerin borsa yatırım fonlarına yatırım yapabiliyorsunuz. Güney Kore, Brezilya, Hindistan ETF'lerine yatırım yapabileceğiniz bir fon. Bu fonda aynı şekilde stopaj istisnasına tabi. Dolayısıyla buradan elde edeceğiniz kazançlarda stopaj ödemiyorsunuz diye söyleyebilirim. İşte bütün bunlara bakarken 3 tane daha fon karşımıza çıkıyor. Bu 3 tane fon aslında birden fazla temaya yatırım yapmanızı sağlıyor. Birden fazla temayı içeriyor. Ve ben açıkçası bu 3 fonu da çok beğendim. Ve o 3 fonun içeriğini paylaşmaya çalışacağım. Aslında bu 3 fonun adı, bir tanesi OYAK Portföy'ün OFI isimli fonu. İkinci fon sepeti fonu olarak geçiyor. Bu fonun içerisinde yurt dışı global ETF'ler var, yurt dışı temalar var. Hangi temalara yatırım yapabiliyorsunuz burada? Amerikan endekslerine yatırım yapabiliyorsunuz. Nasdaq ve Russell 2000. Zannediyorsam Russell 2000'e yatırım yapabileceğiniz tek fon bu OFI fonu. Yani içinde Russell 2000 bulunduran tek fon OFI fonu. Onun dışında Amerikan tahvil ETF'lerine yatırım yapabiliyorsunuz. Eğer Amerikan tahvillerinde, tahvil faizlerinde geri çekilme bekliyorsanız, ki çoğumuz bekliyoruz önümüzdeki dönemde, Amerikan tahvil ETF'leri bulunduran fonlara yatırım yapmakta fayda var. OFI de bunlardan bir tanesi. İçinde Amerikan tahvil ETF'leri var. Buna ek olarak Çin, Japonya, Güney Kore ve gelişmekte olan ülke hisselerinin ETF'lerini, borsa yatırım fonlarını içinde bulunduruyor. OYAK Portföy'ün ikinci fon sepeti fonu. Avrupa ve Almanya endekslerini bulunduruyor. Enerji ve doğalgaz, sağlık bu temaları içinde bulunduruyor. Buna ek olarak da altın, gümüş ve platinyumu bulunduruyor. Yani içerik olarak oldukça dolu, oldukça kuvvetli bir içeriği var ve bunu aldığınızda, bu fonu aldığınızda kazançtan %10 stopaj ödemiyorsunuz. Stopaj istisnasına tabi. Bu fona çok benzer bir şekilde OFI fonuna, OYAK Portföy'ün ikinci fon sepeti fonuna çok benzer bir şekilde aktif portföyün birinci fon sepeti fonu var. Bu da aynı şekilde stopaj istisnasına tabi. Ve bunun arka tarafında bir algoritma çalışıyor. Algoritma şeyleri seçiyor. Hangi temalara yatırım yapacağını seçiyor. Bu fonun kodu da MJB, Manisa Jandarma Bursa. Benim çok beğendiğim fonlardan bir tanesi bu. Burada da Amerikan endekslerini içeride görüyoruz. Dow Jones, Nasdaq, S&P 100. Yine Amerikan tahvillerini görüyoruz. Çin hisse senetlerini görüyoruz. Avrupa hisse senetlerini görüyoruz. Petrol, gaz ve enerji ETF'lerini görüyoruz. Sağlık ve gen teknolojileri ve araştırmalarını görüyoruz. Altın görüyoruz. Yani OYAK Portföy'ün fonuna çok benzer bir fon aslında. Birazcık daha rafine bir içerik var. Yani ikisinin farkına bakarsak MJB dediğimiz aktif portföyün fonunda Dow Jones ve S&P var. OFI'de, OYAK Portföy'ünde yok. OYAK Portföy'ün fonunda Çin'e ek olarak Japonya, Güney Kore ve gelişmekte olan ülkeler ETF'leri var. MJB'de sadece Çin ETF'ini görüyoruz.
MCB'de Avrupa hisse ETF'i var. OFİ'de hem Almanya hem Avrupa görüyoruz. Bir de fark olarak bakarsak MCB'de altın sadece var. OYAK portföyündeki altın, gümüş, platin ve paladyumu da görüyoruz. Tabii platin, paladyum ve gümüşün olması birazcık daha şeyi arttırıyor. Riskli volatiliteyi arttırıyor. Bu iki fonda aslında global temalara stopajsız yatırım yapmak için çok iyi fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de bunun bir benzeri daha Yapı Kredi Portföyü de var. Yapı Kredi Portföyü dördüncü fon sepeti fonu. YJK kodu. Yapı Kredi'nin Y'si, Jandarma'nın J'si ve Kastamonu'nun K'sı olarak söyleyebiliriz. Burada da Amerikan endeksleri ve Amerikan tahvil ETF'leri var. Amerikan endeksleri olarak Dow Jones ve S&P 500'ü görüyoruz. Onun dışında global enerji, elektrikli araçlar, pil teknolojileri, tarım ve iklim değişikliği içeriğini YJK'da görüyoruz. Birazcık daha odaklı bir içerik diye söyleyebiliriz. Diğerleri birazcık daha farklı yerlere de bakmış diye söylemek mümkün. Bu üç fonda stopajsız olarak global temalara yatırım yapmanızı sağlayan ve temaları kendileri seçiyor. Yani önümüzdeki sene için ne konuşuyoruz? Amerikan endekslerinde yukarı gitme ihtimali, Amerikan tahvil faizlerinde aşağı gitme ihtimali, Çin'de ve gelişmekte olan ülkelerde büyüme ihtimali, petrol, gaz ve enerjide artış ihtimali ve altında yukarı doğru gidişi konuşuyoruz. Aslında bu iki tane fon, OFI ve MCB, buna göre konumlanmış fonlar. Tabii geçmiş getirilerine baktığınızda yılbaşından beri getiriler yani öyle çok süper getiriler görmüyoruz. O yüzden zaten çok hızlı bir yükselişleri de yok. Yani çok böyle ortalama 100 milyon civarında bu fonlar. Yaklaşık %44-45 civarı bir getiri sağlamışlar. Dolar TL kadar getiriyi sağlamışlar yılbaşından beri. Ama önümüzdeki sene için mesela bu tarz fonlar karşımıza çıkabilir. İçlerinde yılbaşından itibaren baktığımızda getirilere MCB'nin 45,5 yani aktif portföy birinci fon sepeti fonunun 45,5 OYAK portföyün ikinci fon sepeti fonunun 44,8 yani çok benzerler. Yapı Kredi'ninkinin ise %37 civarı bir getiri sağladığını görüyoruz. Yani burada şuna özellikle bakmak lazım ve uzun vadeli olarak değerlendirmek lazım bu fonları ve geçmiş getiri üzerinden yorumlamamak lazım. Beklentiler üzerinden yorumlamak lazım. Eğer önümüzdeki sene bu dediğim varsayımları olabilir diye düşünüyorsanız yani Amerikan endeksleri yukarı, Amerikan tahvil faizleri aşağı, Çin ve gelişmekte olan ülkeleri yukarı, altın, gümüş yukarı diyorsanız aslında bu tarz fonlara stopajsız olarak yatırım yapmanız mümkün olabilir. O anlamda çok kimsenin ön plana çıkarmadığı çünkü fon sepeti fonu olduğu için içine de çok görmediğiniz ancak içine girip detay incelemeniz gereken fonlar. Bunu sizlere vermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Güzel fonlar olarak ben dönem dönem hatırlatmaya ve sizlere sunmaya devam ediyor olacağım. Diyeyim. Çok teşekkürler Onur. Bir şeyin altını çizmek isterim burada aslında. İlk başta stopaj avantajlardan bahsettin. Biz yan cepte aslında Alsat'ta özel listelerde stopaj avantajlı fonları listeliyoruz. Oraya göz gezdirebilir dinleyiciler. Ek olarak yurt dışı endeksleri de ayrı bir yurt dışı endeksler ve yurt dışı hisse ağırlıklı listelerini de ayrı olarak gösteriyoruz. Bileyenler oradan da inceleyip bakabilirler. Risk seviyesine göre de sınıflandırabilir, getiriye göre de bakabilirsiniz diye bunu da altını çizeyim. Ek olarak Fonvest'in hesabı da bir katılmış. Şu an onu da konuşmacı olarak yaptım. Ona da bir hoş geldin diyelim yayına. Hoş bulduk. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar tekrardan. Bir şimdi Uğur'a sözü vereceğim. Onun da incelemek istediği iki tane fon var. Özellikle Holding İştirakleri Fonu. Son dönemde de çok yoğun ilgi gören iki fon. Uğur sana sözü bırakıyorum burada. Fon analizleri de sendeyiz şimdi. Tabii, teşekkürler Emine. Şimdi bu iki fon özellikle yatırımcıların hani ilgisini çeken büyüklükleri de oldukça fazla olan iki fon. Biri iş portföy,
İş Bankası İştirakları Endeksi Hisse Senedi Fonu. Diğer TI3 kodu. Diğeri de Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirakları Endeksi Hisse Senedi Fonu. Bu endeksleri şirketler kendileri oluşturuyorlar. Yani başka bir şirket gidip atıyorum X portföy şirketi gidip örneğin Koç Holding İştirakları Fonu'na fonu kuramaz. Bunun için izin alması gerekiyor gidip Koç Holding'den. Zaten bu Koç Holding ve İş Bankası'nın iştiraki olan şirketler bu fonları çıkartıyorlar. Bir böyle genel bilgi vermiş olayım. Şimdi İş Bankası ile ilk önce başlayalım isterseniz. T3 çünkü en çok yatırımcı girişi olan ve aynı zamanda son dönemlerde yüksek getiri sağlayan ve bayağı para girişi de olan bir fon. Bir getirilerine bakalım ilk önce. 3,5 milyarlık bir büyüklüğü var fonun. Son 1 ayda %13, 3 ayda %100, 6 ayda %125, 1 yılda %250, 5 yılda %1342 getirisi var. Tabii ki de riskli bir fon. Hisse senedi fonu olduğu için. Risk seviyesi de 7'de. Zaten bu fonun içerisinde sadece İş Bankası iştiraklerini alabiliyor. Nedir bunlar? Şu anda nelere ağırlık vermiş? %22 İş Bankası var. İş Menkul var. Şişe var. TSKB var. %11. Anadolu Sigorta var. İş GYO var. Anadolu Hayat var. İş Finansal Kiralama var. Daha çok yani baktığımızda finans sigortacılık. Arada bir tek Şişe Cam'ı görüyoruz. Şişe Cam zaten benzeri olmayan bir şirket. Hani çok fazla dünyada da. Türkiye'de de yok zaten bir benzeri. Bu da İş Bankası'nın iştiraki. Fakat son dönemde zaten baktığımızda finans ve özellikle bankacılık hisselerindeki yükseliş, şimdi aracı kurumlar da tabii çok fazla kar yazıyorlar bu dönemde borsaya olan ilgiden dolayı. Onlar da rekor karlar, rekor bilançolar açıklıyorlar. İsmen de bunlardan biri İşmenkul yani. Tabii bu fon, şimdi YAS'ı da isterseniz bir kısaca konuşalım. YAS'ta 10.6 milyar büyüklüğü var. Bu da Koç Holding iştiraklerine yatırım yapıyor. Bu arada şeyin yönetim ücreti %1,90, %2'ye yakın. Yani hisse senedi fonları arasında baktığımızda düşük bir yönetim ücreti var. Şimdi bunun tam tersini söyleyeceğim. En yüksek yönetim ücreti olan fon bildiğim kadarıyla YAS. Hisse senedi arasında öyledir ama tüm TEFAS fonları arasında da en yüksek olabilir. %3,55'lik bir yönetim ücreti var. Büyüklüğü 10.6 milyar. İçinde hisse olarak neler var? İlk sırada Türk Traktör, Koç Holding var. İkinci sırada Tüpraş, Toaso var, Tofaş. Yapı Kredi Bankası var. Aygaz, Otokar. Bunları görüyoruz en büyük hisselerde. Bunlar da Koç Holding'in iştirakleri zaten. Getirilerine bakalım. 1 ayda %5, 3 ayda %50, 6 ayda %86, 1 yılda %196, 5 yılda %1126 getiri sağlamış. Yani getiri olarak baktığımızda İş Bankası iştirakleri fonunun daha önde gidiyor. Bunun bir etkisi de sebebi de şu, bir ay önce yaklaşık yani geçtiğimiz ay içerisinde İş Bankası yeni bir holding kuracağını açıkladı. Ve iştirakların hepsini bunun altında, bu holding çatısı altında toplayacağını açıkladı. Bu da kurulduğu zaman Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi olacak. Yani burada yeni bir hikaye başladı İş Bankası tarafında. Daha detayları belli olmasa da biraz hem bu potansiyeli de fiyatlamış oldu bu İş Bankası hisseleri. O yüzden son dönemde oldukça ileri çıktı. Fakat ikisini karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. İş Bankası'nın iştirakları sektörel olarak daha limitli bir yerde duruyor. Yani portföy çeşitlendirmesini çok fazla sağlayamıyor. Daha çok finans ve bankacılık sektörleri arasında bir şey var, dağılım var burada. Fakat tabii Koç Holding'e baktığınızda işte Türk Traktör tarım alanında, otomotiv alanında çalışan bir şirket. İşte holding var zaten altında. Bir holding ayrı bir hisse olarak işlem gördüğü için. Tüpraş var, enerji, Tofaş var. Ford Otosan'ı görüyoruz burada. Otomotiv tarafında. Yapı Kredi Banka var, Aygaz var yine enerji. Otokar var. Yani bunlar oldukça çeşitlendirilmiş bir portföy sunuyor YAS fonu bizlere. Bu yüzden son dönemdeki getirilere evet baktığımızda her ne kadar İş Bankası iştirakları yüksek olup yine yeni bir hikayeden dolayı yükselme potansiyeli olsa da
örneğin şu an finans ve bankacılık alanında yaşanacak herhangi bir düşüşten bu fon direkt olarak etkilenecektir. Hani o yüzden portföy alırken evet İş Bankası iştiraki hepsi Türkiye'nin önemli bir değeri İş Bankası ve iştirakleri. Fakat alırken hani portföy çeşitlendirmesi konusunda daha limitli kalacağınızı unutmamak gerekiyor. Bir yandan da hani yaz fonu ile ilgili de yüksek yönetim ücreti, yani ben bunu biraz garip buluyorum. Çünkü sonuçta yatırım yaptığı endeks belli. Çok aktif yönetilmesine, yani seçenek, yani hisse seçtiği evren çok dar. Koç Holding ve iştiraklerine yatırım yapıyor. Bu kadar dar bir evrende yatırım yapan bir fonun bu kadar yüksek yönetim ücreti belirlenmesi birazcık garip. Yani %3,55 çok çok yüksek bir yönetim ücreti. Yine tabii ki de cüzi getirilere baktığımız ama hani aktif, bu kadar aktif yönetilmeyen bir fondan bu kadar büyük bir yönetim ücreti alınması bu sadece biraz benim garibime gidiyor ek olarak. Fakat bunlara peki nasıl yatırım yapayım? Yani ben gidip bütün hisse portföyümü İş Bankası iştirakları, Koç Holding iştirakları fonuyla doldurmam doğru değil. Burada yapmamız gereken bizim. Bu arada bunların şey karşılığından da ben bahsedeyim kısaca. Her ikisinin de BEFAS fonlarında da karşılıkları var. Yani siz isterseniz gidip bunu emeklilik fonlarınıza da alabilirsiniz. Bu YAS ve İş Bankası iştirakları ve Koç Holding iştirakları fonunu. Ayrıca alabilirsiniz. Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu var. Benzer şekilde. Diğerine de hemen bakıyorum. ATE miydi diye tam olarak. Bak, evet, ATE. Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu. Yani bunları da alıp emeklilik fonlarınızda taşıyabilirsiniz. Biraz bakış açısı şey tabii. İş Bankası ve Koç Holding. Türkiye'nin iki en büyük değeri. En büyük değerlerinden biri her ikisi de. Bunlar Türkiye'nin hani önde bayrak tutan şirketleri, önemli şirketler, borsayı da ileriye taşıyan birçok hisse barındırıyor bu fonlar. O yüzden bunlara bir sepet mantığıyla yatırım yapması gayet güzel. Yatırımcı açısından da çok değerli. Buna yatırım yaparken portföyümüzün, hisse portföyümüzün bir kısmına, atıyorum %40'tır bizim belki, %30'dur, %20'dir, neyse hisse portföyümüzün büyüklüğü şu anda. O %40'ını atıyorum %15'iyle, %10'uyla bu fonlara yer verebiliriz. İşte %10 TI3, %10 YAS fonu, işte geri kalanını aktif yönetilen bir hisse senedi fonu, bir bankacılık fonu, her neyse tercihiniz burada. Böyle bir dağılım yapmak doğru olacaktı ama gidip örneğin son dönemde TI3 çok yüksek getiriyor diye yatırım yaparsak bu atıyorum İş Bankası ile ilgili gelebilecek negatif bir haber ya da holdingleşme sürecinin aksaması ya da Koç Holding ile ilgili yaşanacak herhangi bir aksama diğer fon için, YAS fonu ile ilgili oradan gelecek bir negatif haber akışı direkt olarak portföyünüzü etkiler. O yüzden hani bunları da alırken belli bir oranda almaya dikkat etmek gerekiyor. Bütün hisse senedi portföyümüzü bununla doldurmaya gerek yok. Daha böyle parçalı bir alım yapmak, biraz portföyümüzü hisse senedi tarafında çeşitlendirmek zaten önemli. Bence bu fonlarda gayet portföye alınabilir. Zaten büyük, Türkiye'nin dediğim gibi önemli iki değeri olan holdingler, yapılar bunlar. Bir kısım yerde yer açmak oldukça mantıklı olabilir bu fonlar özelinde. Uğur, belki burada şeyi bir hatırlatalım. Aslında iki fonun 5 yıllık getirisini söyledin. Bu ikisine de baktığımızda o 5 yıllık periyotta, yani yanlış hatırlamıyorsam, hem dövizden hem altından daha fazla getirisi olan. Hani hep konuşuyoruz ya, ne kadar belki fonları tutmak gerekiyor. Eğer uzun vade yatırımcısıysanız hisse senedi fonlarında özellikle bu iştirak fonları belli vadede, yani 3 yıl 5 yıl vadede genellikle dövizden altından daha fazla kazandırıyor. Belki getirilerini tekrar bir hatırlatmakta fayda var 5 yıllık. Aynen. Biri %1126 YAS fonu için, yani Koç Holding iştirakları fonu. Diğeri de %1342 TU3 İş Bankası iştirakları fonu. Yani borsadan tabii ki de etkilenir bunlar. Ama hani unutmamak lazım. Bunlar Türkiye'nin en büyük şirketleri. Gerçekten değer üreten şirketleri. Finansal anlamda en güçlü olan şirketleri bunlar. Bunların iştirakları. Bu holdinglerin, bu yapıların iştirakları. Hani o yüzden gerçekten uzun vadeli bir bakış açısıyla almak. Hani o yüzden BES fonunuza da almak için
değerlendirilebilecek fonlar. Çünkü bunlar gerçekten uzun vadeli bakış açısıyla yaklaşık hani dönemsel getiriden faydalanabilirsiniz ama gerçekten uzun vadeli yaklaşılması gereken iki fondan bahsediyoruz şu anda. Bir de ek olarak son yorumum, biraz Onur belki bahsetmişti ilk başta ama yabancı yatırımcı geldiğinde bankacılık temettü veren şirketler gibi aslında iştirak fonlarına da ilgi olabilir. Çünkü bu yani bahsettiğimiz şirketler zaten hem finansal yani nakit pozisyonu güçlü, ihracatçı şirketler, kurumsal yapıları güçlü, sürekli yatırım yapan Şişe Cam gibi işte Tüpraş gibi şirketler. O yüzden yabancının da ilgisinin olabileceği iştirakler bunlar. Bunu da altını çizmekte fayda var. Özetleyebiliriz. Mustafa yorumun varsa FonMest'lik belki bu iki fon üzerinde senden de yorumlarını alabiliriz burada. Yok, onunla ilgili yorum da belki bahsetmişsinizdir. Bu şimdi tabii insanlar düşünüyorlar. Diyorlar ki işte bir fonun içinde yabancı ifadesi geçiyorsa, döviz ifadesi geçiyorsa stopaja tabi. Gelir vergi stopajına tabi. Yani kazançtan %10 devlet kesinti yapıyor. Ama fon sepet fonlarına baktığınız zaman şu anda tabii Bakanlar Kurulu kararıyla sene sonuna kadar bunlar da stopaja tabi değil. Bazıların fon sepet fonlarının bazılarının içinde yabancı ifadesi var, bazılarının yok. Hani olanlar şöyle %80 en az %80 oranını aşıyorlar. Ne tarafta? Yabancı ağırlıklı ETF'lerde veya döviz tarafında. Eğer bir fon sepet fonunun içerisinde %20 ve üzerinde yerli varlık varsa, yani yerli fon olabilir, hisse senedi olabilir veya işte tahvil olabilir, borçlanma aracı olabilir. Bu fon sepet fonları stopaj istisnasından çıkıyor. Yani stopaj olmuyor bu eğer %20 üzerinde yerli varlık tutarlarsa elinde. O yüzden şeylere bakarlarsa, eğer portföy dağılım raporuna bakarlarsa, isminde yabancı geçen fon sepet fonlarında stopaj var ve onun içeriğine baktığınız zaman %80'i aşıyor ETF oranı veya işte yabancı varlık oranı. Ama aşmıyorsa bunlar stopajdan muaf olabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bir de fon sepet fonunun diğer bir kuralı da bir fonu veya bir ETF'i %20'den fazla tutamıyor. Onu da belirtmiş olalım burada. Çok teşekkürler. Bunlar da kıymetli bilgiler. Biz şimdi sorulara geçmeden Onur belki şeyden kısaca bahsedebilirsin. Bir önceki hafta yani katılım tarafında da çok sorular geliyor. Katılım endeksinde değişiklikler olmuştu. Bunların etkilerine sen bir analiz yapmıştın zaten. Ben kısaca ondan bahsedip sonrasında sorulara başlayabiliriz. Biz bir de Ekim ortası gibi bir tane katılım fonu yayını da yapmayı planlıyoruz. Onun da tarihini duyururuz zaten. Teşekkürler İlmi. Aslında geçen hafta hepimiz takip ettik. Katılım endekslerinde değişiklikler oldu. Bayağı bir hissenin katılım endeksinden çıktığını görüyoruz. Yeni dönem için 1 Ekim ve 30 Nisan 2024 dönemi değişiklikleri kapsamında 52 tane hisse senedinin katılım endeksinden çıktığını, 12 tane hissenin de eklendiğini görüyoruz. Tabii bu bize sorusunu getirdi. Bu katılım hisse fonlarında bu hisseler var mı ve ne kadar var ve bu şeyler ne kadar etkilenir? Bu fonlar ne kadar etkilenir diye aklımıza getirdi. Buna dair bir çalışma yapmaya çalıştım. Şu an bildiğiniz üzere 11 tane katılım hisse senedi fonu var. Ben 9 tanesini analiz etmiştim daha önce. 2 tanesi hariç. Dolayısıyla o 9 tanesi üzerinden bir çalışma yaptım ve özellikle büyük oranda bulunduran hisseler ya yani büyük o hisseleri büyük oranda bulunduran fonlar var mı diye baktım. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Yani çok ciddi bir bu 52 tane hissenin tamamının bu fonlarda olması gibi bir şey söz konusu değil. Sadece 4 tane fonda kaç tane hisse? 2 4 7 tane hisse görüyoruz. 4 tane fona dağılmış şekilde. Dolayısıyla çok ciddi bir etkisinden bahsetmek mümkün değil. Hangi fonlarda hangi hisseler var diye baktığımızda İstanbul Portföy'ün IVF fonu var. IVF kodlu katılım hisse senedi fonu var. Onun içerisinde tabii bu Ağustos sonu portföy dağılımına göre yani elimizdeki son KAP portföy dağılım raporuna göre yenileri bu hafta içerisinde gelmeye başlayacak.
Hatta bugün strateji portföyünki geldi. Ama geçen ayınkine baktığımızda İstanbul Portföy'ün IVF fonunda, katılım hisse fonunda Türk Traktör %6 oranında var. 6,6 oranında var. Sadece bu hisseyi görüyoruz. IVF içerisinde. OYAK Portföy'ün OHK isimli katılım hisse senedi fonunda, kodlu katılım hisse senedi fonunda ADESE ve KORTSA'yı görüyoruz. ADESE %8,4 oranında var. KORTSA 6,2 oranında var. En çok etkilenen fon da bu aslında baktığımızda. Yani %8 bir hissede var, %6 bir hissede var. Dolayısıyla en çok etkilenen fon OYAK Portföy'ün OHK fonu olarak gözüküyor. Hedef Portföy'ün katılımı hisse fonu HKH. Bunda iki tane hisseyi görüyoruz. Europower ve Otokar 4,7 ve 4,4 oranında mevcut. Dolayısıyla çok da ciddi bir şey değil, bir büyüklük içerisinde değil. Bir de son olarak Ziraat Portföy'ün katılım hisse senedi fonu ZPE'de Çimsa ve Sayas'ı görüyoruz. 3,7, 3,2 ağırlık içerisinde. Genel olarak söyleyebileceğimiz, yani katılım hisse senedi endeksindeki değişikliklerin beklendiği gibi o katılım fonlarına, katılım hisse fonlarına çok ciddi bir olumsuz etki yapma olasılığı çok yok. Çünkü zaten bu 52 hissenin sadece 7 tanesi, o da 4 tane fonda mevcut diye söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. Bir sessizde kalmış mikrofonum. Şimdi biraz sorulara başlayabiliriz. Ben kısa kısa sorulara bakıp sormaya çalışacağım. Bir tane aslında geçen hafta konuştuğumuz bir konuyla ilgili soru var burada. Temettü ile ilgili soru var. Ya, fonun içindeki şirket temettü verirse bu bireysel olarak fonuma yansır mı diye bir soru gelmişti. Uğur, sen bahsetmiştin geçen hafta temettü ile ilgili aslında. Biraz belki bununla cevaplayarak başlayabiliriz. Tabii fon temettü alırsa fonun kendi fiyatına yansıyor. Yani fonun günlük açıklanan fiyatı var. Bu fonun temettüsü fona gelen temettü fonun değerini arttıracağı için fonun fiyatında bir yükselme görüyoruz. Hani burada yatırımcı orada getiri olarak görüyor bunu. BIST temettü 25 endeksine yatırım yapan bir fonsa temettüler içine biriktikçe yatırımcı bunu buradan kendisi bozmak zorunda, şey yapmak zorunda. Bu temettü dönemleri bittikten sonra fona satış emri verebilir. O temettüler yani dolaylı yoldan almış olur ama tabii o dönemde atıyorum o hisse senetleri o parayı çekene kadar aşağı geldiyse fonda değer kaybı olduysa hani orada o şeyi alamamış olacak temettüyü. Bir de iki tane nakit temettü ödeyen fon var. Aya ve GSP. Biri Azimus Portföy kar payı ödeyen hisse senedi fonu GSP. Diğeri de Ata Portföy kar payı ödeyen hisse senedi fonu Aya. Her ikisi de nakit temettü ödüyor yılda iki kere. İkisi de 1 Ocak ve 1 Temmuz'da yıl içerisinde içinde biriken temettüleri yatırımcılarına nakit olarak ödüyor. Her ikisinin de şöyle bir avantajı var. Buradan aldığınız temettüler stopaja dahil değil, stopaja tabi değil yani. Normalde gidip bir temettü ödemesi aldınız. İşte yarın Tüpraş'ın temettüleri yatacak. Bugün Ford Otosan açıkladı temettü. İkinci temettüyü açıkladı. Burada yatırımcı bu temettüleri aldığı zaman %10'da stopaj ödüyor. Zaten brüt olarak açıklanıyor işte. Fakat bu fonlardan temettü aldığınızda herhangi bir stopaj yok. %10 kesinti olmadan yatırımcı, bireysel yatırımcı için direkt olarak bu temettüleri almış oluyor. Umarım yanıt verebilmişimdir soruyor. Çok teşekkürler Uğur. Onur, bir tane sana sorum var aslında. İlk gelen sorulardan biriymiş bu, şimdi fark ettim. 5 ayrı fon için aylık eşit ekleme yapacak olsak her ay fon oranını %20 korumaya çalışmak mantıklı mıdır? Biraz daha portföyün matematiğiyle ilgili bir soru gelmiş burada. Bence çok çok güzel bir soru. O yüzden konuşalım diye şey yaptım. Ama zor da bir soru açıkçası. Çünkü hani portföyün değerini korumak için o belli noktalarda değer kaybedenden değer kazanandan değer kaybedene dönüştürmek lazım. Tabii şöyle düşünmek gerekiyor. Eğer o %20-20-20 yani 5 tane fonu
Siz uzun vadeli olarak değerlendirdiyseniz ve ona ilişkin beklentileriniz aynen devam ediyorsa, dediğiniz gibi her ay tekrar %20'ye getirmek bütün fonları mantıklı. Ama eğer hani mesela bir beklentinizin olmadığı bir fon olduysa artık, hani mesela işte diyelim ki %20 altın, %20 yerli ise, %20 yabancı ise, geri kalan kısımda da emtia ve sabit getirili diye 5'e böldünüz. Ve emtiadan çok bir beklentiniz kalmadıysa, o zaman oradaki %20'lik payı başka fonlara dağıtabilirsiniz. Ama bu 5 varlık sınıfında da beklentileriniz devam ediyorsa, her ay %20'ye tamamlamak hepsini, yani %20'ye dengelemek hepsini, tekrar dengelemek gayet mantıklı bir strateji olacaktır. Çok güzel bir soru bu arada. Onu da tekrar tekrar söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Bir tane aslında şimdi genelde konuşulan bir konu olduğu için onunla ilgili bir soru gelmiş. Yani şey halka arz çok konuşulan bir konu olduğu için. Halka arzlar için bir fon var mı veya olabilir mi diye bir soru gelmiş. Benim bildiğim yok ama size de tekrar bir sormuş olayım. Yok. Şunu söyleyeyim. Onur sen Tabii. başla, ben ekstra katarım gerekirse. Şöyle söyleyebiliriz. Yani halka arzlara fonlar katılıyor ve kurumsal yatırımcı olarak katıldığı için bireyselden daha fazla pay alabiliyor, serbest fonlara hariç. Normal fonlardan bahsediyorum. Ve orada belli başlı hisselerde de pozisyonlarını alıyorlar. Ama her halka arza katılmıyorlar. Her halka arza katılan bir fon, yani buna özel kurulmuş bir fon da yok. Öyle bir izahname zaten SPK onayından da geçmeyecektir. Ama dönem dönem halka arzlara katılan fonları görüyoruz. Burada illa bir fon çeşidi özellikle bunlara gidiyor diye söyleyeyim, yani söylemeye gerek yok. Ama genelde BIST 100 dışı fonlar veya işte bu büyüyen şirketler fonları dediğimiz fonların genelde bu yeni şirketlere veya potansiyel gördükleri yeni halka arzı olan şirketlere yatırım yaptığını, daha fazla yatırım yaptığını görüyoruz. Ben şeyde görüyorum, işte bu portföy dağılım raporlarında ağırlıklı görüyoruz, ama bir fonun özellikle halka arza katılmak için kurulması gibi bir şey söz konusu değil. Uğur, senin eklemen var mıydı? Yok zaten, yani burada kurumsal yatırımcı genelde halka arzlardan önce halka arzı yapan şirket, işte hangi yatırım şirketi ise, bazen şirket sahipleri ya da ilgili temsilcileri zaten portföy yönetim şirketlerine sunum yapıyorlar halka arzdan önce. Ve işte halka arza katılmaları için detaylı olarak şirketi anlatıp işte portföy yöneticilerinin sorularını yanıtlıyorlar. Onur'un bahsettiği gibi bazı fonlar bu halka arzlara giriyorlar. Belirli bir oranda alıyorlar. Bazen onlar da bir talepte bulunuyorlar. İşte bazen daha yüksek, bazen daha düşük oranda o halka arzı alıyorlar, ama hani sadece halka arzlara giren bir fon bu yok. Yani bu şekilde Onur'un dediği gibi yapılması da zor. Ya bir de unutmamak lazım, bu halka arz şu anın bir konusu. Birkaç yıldır özellikle süre gelen popüler bir yatırım teması haline geldi Türkiye'de, özellikle çok fazla halka arz oluyor. Bu bazen tabii şeydir, bu kadar halka arz olması bazen sağlıksız da, bazen haftada 2-3 tane halka arz oluyor. Yani paranın resmen piyasadan bir çekilip bir yere gittiğini falan da gördüğümüz oluyor. Bu kadar sık halka, bu yani bir dönem, bu elbette bir noktada sonlanacak. Hani böyle bir fon kurulması çok uzun var. Yani bir fon kurmak kolay bir şey değil. Bunun başvurusunu yapmak, onayının gelmesi, o fonun bir maliyeti var. Şirketler tarafından ödenen belli kurumlara denetimleri var, benzeri şeyleri var. Bunların hepsini bu arada kaptan görebilirsiniz, fonların giderlerini. Hani bu kolay ya da ucuz bir konu değil. Hani gerçekten uzun vadede değer yaratacak bir fon olması gerekiyor burada. O yüzden zaten dediği gibi Onur'un da SPK tarafından onaydan geçmesi çok zor bir tema bu. Bir tane aslında fon yatırımına yeni başlayacak bir kişi sormuş. İyi yayınlar. Ben ilk defa fon almak istiyorum. Hangilerini önerirsiniz? Yeni başlayacak birine yatırım tavsiyesi olmadan. Ya doğrudan fon paylaşamıyoruz ama belki ben bir girizgah yapayım, siz ekleme yaparsınız. Çoklu varlık fonu veya işte içinde birden fazla varlık olan veya içinde birden fazla fon olan fon sepeti fonlarına deneyerek başlanabilir belki biraz öğrenebilmek açısından da.
Biz Yancep'te de bunları ayrı liste olarak gösteriyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca buradaki konuşmacı olan kişilerin portföyleri de Yancep'te listeleniyor güncel olarak. Tabii herkesin risk ve vade algısı farklı. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Ama ben kişisel olarak aslında belki bu dönemde çoklu varlık fonlarıyla başlayarak bir başlangıç yapılabilir diye düşünüyorum. Sonra yavaş yavaş belki diğer fon tipleriyle de alımlar Ben bir yapılabilir. şey Onu eklemek bir istiyorum lütfen. burada. Ya bir fonu alın, bir de satın. Yani çünkü valörü deneyimlemek gerekiyor. O şey genel, o stresi bir yaşamak gerekiyor şeyde. Benim param şimdi nereye gitti? Bu para ne zaman gelecek stresini? Hani şey orada bir yere kaybolmuyor ama yeni başlayan bir yatırımcının fonu böyle bir kere alıp bir de bir satması gerekiyor. Ki görsün o valör ne anlama geliyor, o para ne kaç günde hesaba geliyor işte maksimum. Ortalama 2-3 günde o paralar 2-3 iş gününde geri geliyor ama hani böyle bir alım satım yapması, deneyimlemesi oldukça önemli burada yatırıma başlayacak olan kişinin. Hilmi'nin dediği gibi fon sepeti fonları, değişken fonlar ya da çoklu varlık fonlarına yatırım yapabilir yeni başlayan bir kişi. Risk seviyesine bakması gerekiyor kesinlikle. 1'den 7'ye kadar riskleniyor bu fonlar bildiğiniz gibi. 1 ile 7 arası. Hani burada daha düşük risk 3-4'leri, orta düşük diyebileceğim 3-4'leri tercih edebilir. Bir de varlık dağılımına bakması gerekiyor. Yani bunu kapa girip bakmak bazen detaylı gelebilir yeni başlayan bir kişi için ama en azından TEFAS sayfasına girdiğinde TEFAS içerisinde ortalama bir işte yüzde kaç hisse senedi, yüzde kaç altın gibi böyle bir baksa ilk başlangıç için iyi olabilir. Onur, senin yorumun yoksa başka soruya geçeceğim burada. Yok, gayet güzel özetlediniz. Ek bir yorumum yok. Bir tane yine daha genel bir soru fonlara giriş çıkış zamanı ile ilgili. Aslında yani çok doğrudan bizim böyle şu zamanda girin dememiz garip olur tabii ki burada. Yani ne zaman girilir, ne zaman çıkılır gibi böyle bir soru gelmiş ama biraz daha biz bunu birikim ve uzun vade açısından değerlendiriyoruz. Tam Ya bir aslında şu tarihte girilir demek çok doğru olmayacaktır. şöyle yorum yapmak çok mümkün. Ya fonlarda zamanlama yapmak, piyasa zamanlaması yapmak çok kolay değil. Çünkü fonlarda birincisi birkaç tane şeyi dikkate almak gerekiyor. Fonlarda bugün emir verdiğinizde bu akşam oluşacak fiyattan işlem gerçekleşiyor. Yani hisse senedinde mesela emir verdiğinizde o anki fiyattan işlem gerçekleşiyor ama fonlarda bugün emir verdiğinizde saat 1.30'a kadar akşam oluşacak fiyattan emriniz gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla orada bir belirsizlik var. Zamanlama yapmak çok mümkün değil. Mesela iyi başlayan bir Borsa İstanbul sabahında dediniz ki ya bu piyasa gidiyor. Ben de bu piyasada alacağım, devam edeceğim diye. Ondan sonra aldınız. Terse dönebilir. Terse dönmesi sizin için iyi de olabilir. Ama terse dönmeyebilir. Çok iyi gidebilir. Ertesi gün çakılabilir. O yüzden hani zamanlama yapmaya çalışmak yerine aslında birazcık daha genel trende bakmak önemli burada. Yani mesela ne konuşuyoruz şu an büyük resimde? Diyoruz ki Amerika'da önümüzdeki sene içerisinde işte hisseler yukarı gidebilir. Altın yukarı gidebilir. Tahvil faizleri aşağı gelebilir. Şimdi bu bugünden yarına olabilecek bir konu değil. Dolayısıyla bunun ne zaman bu fonlara girerim doğru bir cevap, onun cevabını bilmek mümkün değil. Ama önümüzdeki sene bunların olması çok muhtemel. Eğer siz de buna inanıyorsanız, o zaman şimdiden buna birikim yapmaya başlamak çok faydalı olacaktır. Veya hep şeyi konuşuyoruz. İşte Borsa İstanbul için işte aracı kurum raporları geliyor. Yıl sonuna 10 binler, 11 binler. İşte 320 dolarlar, 350 dolarlar kurla çarptığınızda işte bu 10 binlere dokunan şeyleri görüyoruz. Tamam buna dair bir beklenti varsa o zaman şimdiden düşme mümkün mü? Mümkün. Ama şimdiden buna dair bir kademeli giriş geçen haftalarda Mehmet Mesçioğlu hocam söylemişti. Kademeli olarak girdiğiniz zaman o zaman en azından fırsatı da kaçırmamış olursunuz. O yüzden bir zamanlamayı tam tutturmak yerine genel trendde borsanın yukarı doğru gideceğini düşünüyorsanız borsa fonlarına
Ama hangi borsa fonlarına? Sadece BIST 100 dışı fonlara değil. İşte biraz önce sen de söyledin. İşte yabancının geleceğe ihracat şirketler fonları, döviz kazanan şirketler veya işte ne bileyim BIST 30 fonları, temettü fonları gibi fonlara giriş yapabilirsiniz. Şimdiden 100 liranız varsa 30 lirasıyla giriş yaparsınız. Bir baktınız düzeltme gelmiyor. 30 lirasıyla daha giriş yaparsınız. Baktınız bir azıcık düzeltme geldi. 40 lirasıyla da toplam girişinizi tamamlarsınız. Ama yani kesin şu zaman girilir, kesin şu zaman çıkılır çok mümkün değil. Veya işte biraz önce şeyi söyledim mesela. Eurobond fonları için, Eurobond borçlanma araçları fonları. Ne bekliyoruz mesela? Kurda yukarı doğru ivmelenme bekliyoruz. Artı ülke risk primi dediğimiz CDS'de aşağı doğru gelmesi de muhtemel. Bunu bekliyoruz. Dolayısıyla bu beklentideysek eğer o zaman Eurobond borçlanma araçları fonlarına yavaş yavaş giriş yapılabilir gibi değerlendirmek mümkün. Bu çerçevede baktığımızda kesin zaman yerine dönemleri trendlere bakıp değerlendirmekte fayda var. Çok teşekkürler Onur. Şimdi birkaç tane şey sorusu gelmiş. Biraz onları, yani bir tane petrol fonu var mı diye soru gelmiş. Evet, petrol içeren, petrole yatırım yapan fonlar var. Tefas'ta arama ekranına petrol yazarak da filtreleyebilirsiniz. Bizim uygulamamızda yan cepte de petrol için ayrı bir liste var. Bakabilirsiniz. Yani petrole yatırım yapabiliyor bu Ya fonlar. direkt AES var. AES kodlu Ak Portföy'ün fonu var. Zaten direkt petrol fonu. Borsa yatırım fonları vasıtasıyla yani gidip petrole şey direkt olarak yatırım yapmıyor ama petrol türevi, petrole yatırım yapan daha türev ürünlere yatırım yapan ve petrol fiyatıyla hareket eden bir fon var zaten. Fakat ekstra uyarı hani petrol çok volatil, oynak dediğimiz bir yatırım aracıdır. Yani şey bir üründür. Hani düşüşü, çıkışı çok hızlı olur. O yüzden portföyü yani dikkatli almakta fayda var. Doğru. Altını çizmek lazım. Sadece içinde tabii ki petrol endeksli olduğu için petroldeki artış, azalış doğrudan etkiliyor çok ciddi anlamda. Yani birkaç tane döviz fonu, Eurobond fonları ile ilgili soru var. Bu dönemde düşünülebilir mi? Aslında yayının başında Onur biraz bahsetmişti. Belki tekrar Onur sen altını çizebilirsin Eurobond fonlarını özellikle. Eurobond fonları tercih edilebilir önümüzdeki dönem için. Çünkü dediğim gibi beklenti kurun yukarı doğru gitmesinde hala potansiyeli görüyoruz. Zaten orta vadeli programda da aşağı yukarı hesaplamalar yapıldığında yıl sonu kuru 30 civarı gözüküyor. Onun dışında yabancı yatırımcı ve yabancı derecelendirme kuruluşları, yurt dışı derecelendirme kuruluşlarında pozitif bir imajımız var. Eğer mevcut politikalar devam ederse muhtemelen ülke risk primi dediğimiz CDS aşağı doğru gelecektir. CDS'in aşağı doğru gelmesi özellikle Eurobond fiyatları için olumlu. Dolayısıyla iki yönlü pozitif etki yapar. Yani bir Eurobond fonunun pozitif getiri yaratması için iki tane şeyin olması gerekiyor. CDS'in aşağı gelmesi, kurun yukarı gitmesi ya da eğer CDS yukarı gidiyor, kur da yukarı gidiyorsa kurun daha hızlı yukarı gitmesi gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Ama şu an için aslında tam zamanı diye değerlendirmek mümkün. Zaten yavaş yavaş Eurobond fonlarına da girişleri görüyoruz. Teşekkürler Onur. Bir tane aslında geçen hafta buna benzer bir soru gelmişti diye hatırlıyorum. Yeni bir fon ile aslında kuruluşu epey olan bir fonun yani yıllanmış fonlar olarak burada bahsetmiş yorum yapan kişi. Nasıl yani avantaj veya dezavantajlı durumları var mı? Yani yeni kurulan bir fonla aslında kuruluşu epey olmuş, içinde belki çok yatırımcısı var. Bir fonun artısı eksisi var mı? Bunu sormuş. Bunu biz geçen hafta sanki yatırımcı sayısı fazla olan fon veya içindeki para tutarı fazla olan fon olarak böyle bir soru gelmişti. Evet, evet. Onu istersen sana ya da Uğur. Geçen hafta konuştuğumuz bir konuydu bu doğru. Tabii ilk önce fonun içeriğine bakmak gerekiyor. Birebir aynı mı? Hani şimdi her birebir aynı bir fon olduğunu varsayıyorum ben burada. Yani tabii içerikleri farklı olacaktır ama iki tane hisse senedi fonu var diyelim. Ya da iki tane teknolojiye yatırım yapan fon var. Biri daha yeni, biri daha eski. Ya da hadi güncel bir örnek verelim. IDH fonu var. Bir de Yapı Kredi Portföy'ün yeni fonu çıktı. BIST 100 dışı endeks fonu.
işte bu benzer bir örnek örneğin BIST 100 dışı ilk önce IDH kurulmuştu iş portföyün fonu. Şimdi yeni çok arttı getiriler de arttığı için fonlar. Burada tabii fonun büyük olmasının bazen fonun hareket etmesini daha zorlaştırabiliyor ama şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Yüksek yatırımcı sayısı olunca fonun içerisindeki varlıklar daha homojen olarak dağılıyor. Ve fondan büyük para giriş çıkışları olmasının ihtimali azalıyor. Yani gidip bir fonda atıyorum. Belki IDH ile bu yapı kredi portföy fonu şimdi söylerken doğru gelmedi. Çünkü ikisinde yatırımcı sayısı oldukça yüksek ama XY fonu diyelim biz örnek olarak. Bir tanesi yeni kurulmuş. İçerisinde 100 yatırımcı var. Diğerinin içerisinde atıyorum 5000 yatırımcı var. Fakat bu örneğin düşük yatırımcı sayılı olan fonunda çok büyük bir büyüklüğü var. Ya demek burada homojen rakam büyük ama bir kişi fondan çıksa 2-3 kişi ya da fon ya da 10 kişi fondan çıksa bu fonun bütün yapısı içerisindeki varlık şeyi oynayacaktır. O yüzden büyük giriş çıkışlar olacak fona ister istemez. Hani o yüzden bu da fonun hareket etmesini yine etkileyecek faktörlerden biri. Fakat daha yüksek yatırımcılı olan bir fonda daha homojen bir dağılım olacağı için büyüklükle paralel olarak yatırımcı sayısı bu fon daha hareket etmesi fon yöneticisi açısından kolay olacaktır. Hani o yüzden bizim geçen hafta konuştuğumuz gibi yatırımcı sayısı yüksek olan en azından fonları tercih etmemiz daha doğru olacaktır. Çok teşekkürler. Bir tane soru fon fiyatları ile ilgili. Fon fiyatları aylık mı yoksa yıl sonu fiyatlı mı? Aslında fonlar günlük fiyat. Günlük aynen. Fonlar günde bir kere fiyatlanır. Bugün gördüğünüz fiyatta bir önceki günün fiyatı aslında. Yani bugün bitti. Biz bugünün fiyatını yarın görebileceğiz. Yarın açıklanan fiyat bugünün fiyatı olacak aslında. Yani bir gün geriden geliyor gibi düşünebilirsiniz. Yani o yüzden ben bunu ekstra olarak söylüyorum ama fonlar günde bir kere fiyatlanıyor. Sorulara bakıyorum. Biraz artık yayın süremizin sonuna geldi. Onur, bir tane katılım endeksiyle ilgili aslında bahsettiğin konuyla ilgili bir soru var. Onu bir okumak istiyorum sana. Katılım endeksinden çıkan hisseler eğer katılım fonunda yer alıyorsa fondan da çıkarılım yapılıyor mu? Çıkmıyorsa katılım fonu özelliğini kaybetmez mi diye bir soru gelmiş. Katılım fonunun özelliğini kaybetme gibi bir şansı yok. O yüzden hisseler katılım fonundan çıkmak durumunda. Katılım ibaresi gördüğünüz fonlar zaten izahnamesi ve şeyi gereği, kuruluşu gereği faizsiz esaslı fonlar. Bunların hatta çoğunda danışma kurulundan alınmış icazet belgeleri var. O yüzden yani fonun statüsünü kaybetmesinden daha ziyade fonun içerisindeki o katılım endeksinden çıkan hisselerin satılması söz konusu. Çok teşekkürler. Fon sepeti fonlarını konuştuk bayağı. Bunların içeriklerini kapa bakmadan görebileceğimiz web sitesi var mıdır diye soru gelmiş ama maalesef yok. Yani burada tabii şuna bakabilirsiniz. Portföy yönetim şirketleri bültenler açıklıyor veya kendi web sitelerinde bunları bahsediyorlar. Ama bunların hepsinin yani biz olabildiğince tabii detay anlatmaya çalışıyoruz. İşte burada fon tarafında bir şekilde içerik üretmeye çalışan birçok değerli arkadaşımız var. Onlar şeyi paylaşmaya çalışıyor. Özellikle içerikleri paylaşmaya çalışıyor. Ama onun dışında görebileceğiniz bir yer yok maalesef. Tefas için bence bu yapılması gereken noktalardan biri. Özellikle fon sepeti fonlarının gelişmesini istiyorsak bu içeriklerine baktığımızda işte şu an yatırım fonu katılma payı olarak gözüküyor. En azından o yatırım fonu katılma paylarının hangi temada olduğunu bize anlatmaları, bize göstermeleri lazım. Yoksa KAP haricinde bakıp da detay görebileceğimiz bir yer yok. Yani bugün anlattığım 3 tane fonun içeriklerini girdiğinizde TEFAS'a yatırım fonu katılma payları diye görüyorsunuz. Yani o halbuki aslında içinde matruşka gibi bambaşka bir dünya var. Yani her türlü şeye yatırım yapabilmenizi sağlıyor. Çok teşekkürler. Şimdi sonuna geliyoruz artık. Yine bir iki soru daha cevaplayıp yavaştan yayını sonlandıracağız. Uğur, belki bunu bir yayında sen yine bahsetmiştin sanırım. Fonlardan bir sepet yaparken, aslında bir portföy yaparken fon sayısı soruluyor biraz buradan. Yani çok sayıda fon mu, az sayıda fon mu seçmek daha doğru olur?
Burada tabii biraz kişiye de bağlı risk ve vade yapısına, ama sen bir genel olarak istersen cevaplamaya çalışmıyorsun. Yani doğru bir portföyde zaten belli ürünlerin olması lazım. Hisse senedi, yani şimdi bunlar üst çatı hisse senedi, kıymetli madenler olması lazım. Onun yanında sabit getirili ürünlerin kesinlikle olması lazım. Para piyasası fonunun kesinlikle olması lazım bir portföyde. Biraz yurt dışı piyasalar olması lazım. Döviz ürünler olması. Yani hadi bunu da toplayalım. Döviz ürünler. Şimdi bunun altına gelirsek hisse senedi fonlarını yayının başında dediğim gibi bölmek lazım. BIST 100 dışı, BIST 30, BIST 100. İşte bir tane iyi yönetilen, aktif yönetilen bir hisse senedi fonu. Biraz da daha temalara bölün. İşte bu işte bugün analizini yaptığımız iş portföy, iş bankası iştirakları ya da koç iştirakları fonu gibi şeylerle çeşitlendirebiliriz hisse tarafını. Kıymetli madenler tarafını altın, gümüş, platin, paladyum gibi şeylerle, ürünlerle çeşitlendirebiliriz. Bunu tek seferde yatırım yapabileceğiniz işte OTC gibi OYAK portföyün kıymetli madenler fonu var örneğin. Tek başına yapabilecek fonlar da var. Hani bu tarafı da biraz çeşitlendirmek gerekir. Dövizli ürünler dediğimizde burayı da çeşitlendirmek gerekiyor. Nedir bunlar? Global varlıklar da yatırım yapan tematik fonlar olabilir. Global piyasalara yatırım yapan yani fonlar. Bir Eurobond'la çeşitlendirebiliriz. Bu arada altın aldığımızda da zaten altın fiyatları dolarla fiyatlandığı için burada da döviz almış oluyoruz. Asıl önemli olan burada sabit getirili ürünün ne miktarda olacağı. Yani ben sabit getirili ürünü arttırdığım zaman yani bir para piyasası yani gecelik bize faiz sağlayan ürünleri, gecelik bize getiri sağlayan ürünleri, düşük riskli ürünleri ne kadar yüksek tutarsam portföyümün riskini o kadar azaltmış fakat getirisini de azaltmış oluyorum. Hani o yüzden yani bir kere kontrol edebileceğiniz kadar bir portföy. Çünkü çok bölerseniz de böyle şey olur. Çok dağılır portföyünüz. Hele ufak bir miktarsa artık ufak ufak gıdım gıdım ilerler. Hani o yüzden kontrol etmesi de zordur. Ya bu vardı. Şimdi her duyduğumuzu almamamız lazım. Ya işte takip ettiğim kişi şu fonu almış ben de alayım. Ya arkadaşım gitmiş şu fonu almış ben de alayım. Ya bu ara şöyle bir haber duyuyorum ben şu fonu alayım. Böyle hareket etmemek lazım. Sanıyorum bir 5-6 fonda paket edersiniz yani bütün portföyünüzü tamamlamış olursunuz diye düşünüyorum ben. Hiç yapamıyorsanız ya ben gerçekten bilmiyorum neyi alacağımı, hangi oranı nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum. Yine ilk sorulardan biriydi. Tefas'a girip ya da işte yan cepte var böyle şey seçenekler. Burada çoklu varlık seçeneğini, çoklu varlık fonlarına girip daha orta, yüksek işte kendi risk algınıza göre işte ne bileyim 4, 5, 6 ya da daha düşük riskli ise 2, 3, 2 yoktur da 3, 4 gibi risk seviyelerinde çoklu varlık fonları ya da fon sepeti fonlarını almak tek bir fonla bile bu varlık dağılımını zaten yapabilirsiniz. Bu fonların amacı bu. Bir fona yatırım yaparsınız. İçerisinde hisse senedi, bu saydığım her şey var. Altın, hisse senedi, kıymetli madenler birçoğunda var. Hiç bilmiyorsanız böyle tek bir fonla da bunu bilmeyen bir kişi kolaylıkla yapabilir. Bunları da işte Tefas'tan bulabilir. Yancep gibi uygulamalarda daha kolay bir şekilde bulabilir. Çünkü orada özel listelemeler falan da var. Ben de kullanıyorum orada. Yani o yüzden yatırımcılar hiç bilmiyorsa bu tarz fonlara, çoklu varlık fonlarına ya da fon sepeti fonlarına yönelebilir. Çok teşekkürler Uğur. Artık son soru olarak bunu okuyacağım. Biraz 1,5 saat süreyi de aştık. BES'le ilgili çok soru cevaplamadık. Bugün bir tane BES sorusuyla kapatmak istiyorum. BES hesabımızı nasıl yönetmeliyiz? Hangi fonlara hangi zamanlarda geçiş yapmalıyız? Hangi fonları önerirsiniz? Yani doğrudan fon önermek yapmayalım bu yayında, ama BES hesabını yönetmeyle ilgili biraz daha teorisiyle ilgili belki bir yönlendirme yapabiliriz. Belki yani Onur veya Uğur ikinizden biri cevaplayabilir bunu. Ben kendi yorumumu söyleyeyim. Belki Onur'un ekstra şeyi olur. Yani BES'ler emir verdiğinizde BES değişikliği için ay başını buluyor neredeyse. Yani çok uzun sürüyor değişiklikler. BES o kadar yani yılda bir kere 12 kere değişiklik yapma hakkınız var BES'te. Bunu Türkiye'de bilen ve kullanan kişi sayısı çok az. O yüzden BES'lerde getiriler genelde ilk yıl default olarak yani şirket size bir dağılım veriyor. Genelde insanlar çok fazla buna oynamadan BES'leriyle ilk yılki dağılımlarıyla bir gidiyorlar. 5. 6. yılda ya da BES'in artık sonlarında bayağı az düşük getiri elde etmiş oluyorlar ama işte
Mustafa şu an yayında. Onun bayağı paylaşımları var. Mehmet Mescioğlu yayında. O bayağı bu konuda bilinç yaratıyor insanlarda sosyal medyada. Hani bu bestlerinizi yılda en az bir iki kere değiştirmekte fayda var. Yani çok, ben çok değiştirme taraftar, yani 12 kere hak verildi diye 12 kere değiştirme taraftar değilim. Çünkü o portföyün hareket etmesi gerçekten uzun, böyle ben hep şey diyorum, transatlantik gibi gerçekten bunu değiştirmek. Yani siz emri bir veriyorsunuz, o değişip yerine oturana kadar bir zaman alıyor. Hani biraz piyasanın gidişatına göre yılın başında bir bakıyorum ben şahsen piyasaya. Ne olacak, ne bitecek gibi. Ocak ayında bir değişiklik yapıyorum. Çok gerekirse Nisan'da, Nisan-Mayıs gibi bir daha yapıyorum. Bir, bazen genelde yeterli oluyor. Bazen de yılın sonuna doğru işte Kasım gibi bir kere daha değişiklik yaptığım oluyor. Ama hani üçü çok fazla bulmuyorum. Ben kendi portföyümde çok da o kadar değişiklik yapılması. Yani çünkü gene şey duyuyor. Ya şu haber şöyleymiş, bu haber böyleymiş. Dur ben besimle oynayayım, dur şunu böyle yapayım, şunu şöyle yapayım derken o bir anda gitmiş oluyor. BES benim kesinlikle tavsiye ettiğim hani bir sistem. Herkese çok, bir kere %30 devlet katkısı var. Bu çok büyük bir avantaj yatırımcı için. Fon çeşitliliği de artıyor giderek BES tarafında. Bu da büyük bir avantaj. Sadece yatırımcıların birazcık araştırıp birazcık şey yapması gerekiyor. Fonlarını değiştirmeye, en azından fonları değiştirmek için şirketten talepte bulunması, oradan öneri alması gerekiyor ki getirilerden faydalanabilsinler uzun vadede. Bir de erken çıkmamak gerekiyor. Hani böyle ya bir yıl oldu ben çok az getirdim, iki yıl oldu değil. Bileşik getirinin bir gücü var. Getirinin getirisi oluyor. Bu, bırakın bileşik getiri, yıllar içerisinde orada büyüsün, kar topu etkisiyle birikiminiz artsın. Biraz zaman vermek gerekiyor. 7 yıl en az beklemek gerekiyor ki o getirinin gerçekten büyüdüğünü görün. Benim genellikle yorumum bu şekilde olur ama benzer, az önce ben fon için ne dediysem BES için de aynısını söylüyorum. Yine aynı varlıklar zaten. Hisse senedi, kıymetli madenler, döviz, sabit getirili varlıklardan oluşan bir sepet yapmak önemli BES'te. Çok teşekkürler Uğur. Artık yavaş yavaş kapatıyorum. 1,5 saate açtık. Cevaplayamadığımız soruları da yorumlara bakıp cevaplamaya çalışırız biz tekrardan. Yine cevaplayamadığım soru olursa bize yazabilirsiniz. Yine Yancip hesabına, Fon Rehberi, Fon Türkiye hesaplarına, oralardan cevaplamaya çalışırız. Önümüzdeki hafta pazartesi Fon Vesting ve Mehmet Mescioğlu'nun katılacağı bir yayın planlıyoruz. Daha geniş katılımcılı bir yayın amacımız var haftaya pazartesi için. Onu da herkese şimdiden duyurmuş olalım. Yine fonları konuşacağız, yatırım fonlarını. Bugünkü yayını burada yavaş yavaş kapatıyorum. Uğur, Onur, Mustafa, yorumlarınız varsa sizden son yorumlarınızı alayım. Yoksa ben katılımcılara teşekkür ederim. Mehmet Mescioğlu da belki burada, belki kendisi bir şeyler de söylemek ister. Haftaya pazartesi yayınımız olacak. Yani bu yayını geniş kapsamlı yapacağız kendileriyle. Fon Vesting Mustafa ve Mehmet Mescioğlu'yla. Güzel bir konu, tema belirledik. Hafta içi duyururuz. İlgi çekeceğini düşündüğümüz bir fonlar alanında yayın olacak. Büyük fon yayını gibi düşünebiliriz onu. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz tekrar bu hafta buluştuğu için bizlerle. Ben şimdilik önümüzdeki hafta görüşürüz deyip sözü Onur'a bırakayım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Çok bol, her geçen gün katılım da artıyor. O anlamda da bizi çok mutlu ediyor. Destekleriniz, sorularınız ve katılımınız bizim için çok değerli. Yani böyle dostlar içinde sohbet etmeye çalışıyoruz. Fonları anlatmaya çalışıyoruz. Bol bol da buna devam edeceğiz. Sorularınız olursa, ekstra sorularınız olursa her zaman zaten bize hesaplardan ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Ekibe de teşekkür ediyorum. İyi haftalar diyorum. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Yurt içi iyi gidiyor. Yurt dışında pozitife döndürdüğümüz bir hafta, önümüzdeki hafta konuşursak ne hala. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Herkesin ağzına sağlık. Biz bu kaydın, yayının kaydını Twitter hesabımıza yarın koyarız zaten. 7 gün boyunca orada link oluyor. Kaçıranlar, tekrar dinlemek isteyenler oradan bakabilir. Böyle bununla ilgili de soru geliyordu. Twitter hesabımıza Yancip'in yayının kaydını bırakırız link olarak. Deyip herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.